Dotu yeni tarzıyla gerçekten genç kızları kendine aşık etti. Aşık ettin beni kendine, sonra da terk ettin gizlice. Kıvanç Tatlıtuğ gümüşte fark etsek de tarzıyla en çok Behlül karakteriyle dikkat çekmeye başladı. Cumartesi Bülent'in sınavı var. Ev boş olacak. Bülent benim de gelmemi istedi. Cumartesi olmaz. Saç modeli uzunken çekici kazaklar ve dar pantolonlarla yaptığı tarzlar herkesi kendine aşık etmeye başladı. Telefonumu evde unutmuşum. Biliyorum. Aradım, annen çıktı. Hay Allah, ne dedin? Ne dedim bilmiyorum ki. Hiç çekinmeden radikal bir kararla saçlarını kestirdi ve tarzı da o yönde karizmatik bir havaya büründü. Biraz birlikte oluruz. Geç kalırım, evdekiler çok tembih etti. Menekşe, birazcık. Hem sana daha dün gece gördüğüm rüyayı anlatmadım. Kurt Seyit dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ sakal bıraktı. Gitgide jönleşen saç modeli de oldukça iyiydi. Kısanın ve uzunun her hali, sağdan, soldan, toplu, dağınık ve 3 numara saç modellerini uyguladı ve hepsinde başarılı oldu. Sosyalde de imaj artmış, gel la imaj maker dedim. Şalvarımı değiştirdim, saçlarımı kestirdim. Ve en büyük bombası ise 2021 yılında, yani bu sene geldi. Kaşına, gözüne, boyuna, posuna yavrum, tütütütü maşallah. Yeni imajını gören tıkılıp kalmıştır herhalde. Tatlıtuğ yeni imajıyla ünlü Hollywood yıldızı Brad Pitt'e benzetildi. Yılmaz Erdoğan da Türkiye'nin Brad Pitt'i diye anılan Kıvanç Tatlıtuğ için ben de onu yurt dışında helal Brad olarak tanıtıyorum demişti. Ve gelelim megastar Tarkan'a. Burada Tarkan'ın yakışıklılığını eleştirecek değiliz. Ama bu ne hal yahu demeden de geçmeyelim. Değişmiş geldin gözüme, onu diyordum olmuş. Hayırdır? Sana ne olmuş? Eski halinden eser yok. Nerede karizma? Nerede o eski havalı saçların? Olmamış mı, koymamış mı, öfkeniş durulmamış mı? Sen neydin eskiden be megastar? O dağınık haldeki saçların, esip geçtiğin dönemler. Çiçek gibi tazecik, kuyla gibi tanecik, ana sütü gibi tertemiz. Du dilleri lıkır lıkır, içimi gözleri derya deniz. Sana senin şarkına hitap edelim. Resmen kıl olduk çünkü. Kendine gel kendine, dön de bir bak haline. Aynalara kısmışsın, kıl oldum abi. Resmen megastar Tarkan gitmiş, yerine Altarınoğlu Tarkan gelmiş. Altarınoğlu Tarkan'ım. Altarınoğlu Tarkan mı? Altarınoğlu Tarkan'mış. Altarınoğlu Tarkan mı? Saçlarını altın rengi yapsan Tarkan serisinin 6. filmini çekersin gerçekten. Altarınoğlu Tarkan'ım. Altarınoğlu Tarkan mı? Altarınoğlu Tarkan'mış. Altarınoğlu Tarkan mı? Bu halin gerçekten eski Hun Türklerini andırıyor. Nerede bizim megastar? Çiçek gibi tazecik, kuyla gibi tanecik, ana sütü gibi tertemiz. Sosyal medyadaki yorumlara baktığımızda da gerçekten hiç beğenilmemiş. Du dilleri lıkır lıkır, içimi gözleri derya deniz. Eskiye dön çağrıları yapıldı hep. Bizler de eskiye dön diyoruz gerçekten. Yolla, yolla kaderim yolla, açılır bana yolla. Ne de olsa dert babasıyım. Yurtta aşk, cihanda aşk, her yerde aşk bundan sonra. Kerem Bürsin, Ander Çel'e öyle bir baktı ki adeta aşkını haykırdı. Mutlulukları gözlerinden okunan taze aşıklar, yılın en iyi kadın ve erkek oyuncusu seçildi. Böyle bir ödül almak bence herkese kim olursa... Ander Çel ve Kerem Bürsin'in aşk dolu bakışları... Allah zalaz yanalım. İşleyecek gülüşleri. Evet. Her şey anne. Birbirinden samimi açıklamaları geliyor. Çok yakın arkadaş olduğumuz için zaten o... Yurtta aşk, cihan aşk, her yerde
kez anne baba olmanın heyecanını yaşayan Bergüzar Korel, Halit Ergen çifti tatil sezonunu Bodrum'da açtı. Öyle zor bir süreç yaşadık ki. Kız bebek bekleyen ünlü çiftin en büyük korkusu ne? Korku var, korku. Ben korkuyorum biraz. Halit'te korku var. Yani beni biraz... Bergüzar Korel ve Halit Ergen çiftinin çok özel röportajı geliyor. İnanın üçüncü bebek olunca... Tarkan'ı kısa saçlı görmek istiyorum. Ben de. Yani uzun saçlı, ne bileyim ya, o hani yolla kaderim yolla, demin de gösterdik zaten. Hani direkt kısa saçlı, böyle saçların uçları böyle diken diken, hani jöle sürmüş, tamam mı? Öyle bir erkek görmek istiyorum ama Kıvanç Tatlıtuğ'da ne yapsa yakışıyor. Yakışıyor. Fark etmez kardeşim. O istediğini yapabilir. Üçe de vurabilir saçlarını, uzatabilir, ördürebilir. Kıvanç'ın yüksek olasılıkla yeni dönemde bir projesi var. Değil ve mi? Onunla ilgili bir imaj çalışması içerisinde. Eski dönem dizisi olabilir mi ya? Hani olabilir. Engin Altan olabilir. Düz yatan gibi, tarzı çünkü. Gibi. Burak Özçivit. Gibi. Ona göre. Onu çok hissettiriyor, onu veriyor. Ancak Tarkan'da katılıyorum. Bak bu, Tarkan bu tarz. Bu Tarkan. Tarkan bu. Sağdaki Tarkan değil. Yok, yani. Bir de güzel de değil yani. Hani bir adam neden kendini bu kadar çirkinleştirmek mesela için çaba sarf eder? Kuzu kuzu zamanında yani. Hani ben hiç sevmem. Anlatabiliyor muyum? Çok eskiden bir ara uzundu. Kuzu kuzu zamanı ama o zaman daha böyle bir düz saçı vardı sanki. Öyle mi hatırlıyorum? Biraz daha fön çekmişlerdi. Çok fönlüydü vesaire. Yani o hırpani görüntüyü sevmiyorum. Evet. O dönemde çok garipsemiştim. Kimine çok yakışıyor bana. Mesela Kıvanç'a bizim çok yakışıyor. Hı-hı. Bu ya, arada şeyleri görüyorum, hani dönüyor VTR'ler, belirtmeden edemeyeceğim, bu yeni ev jenerasyondan şeyi çok beğeniyorum ben, Hande Erçel'i, efendime söyleyeyim, oyunculuk anlamında Şevval Sam. Gelecek birazdan. Kerem Bursin'le röportaj. Onlar da sevgililer. Ya Şevval, orada bir işleyelim. Tam oyunculukta ya, aşmış Cansu Dere. Kesinlikle Cansu Dere'ye bayılıyorum. Olay. Evet. Olaylar olayı yani. Öyle, bak Sadakatsiz'de kadın imzasını attı. Hani orada bir sarışın kız var. Adı neydi? Melis Sezen mi? Ha. Melisa Sezen. Melis, tamam. Bağışla bizi. Özür dilerim. Hani ismin bir anda aklıma gelmedi. İzliyorsa sevgili Melis de çok başarılı, öne açık bir kızcağız. Tabii ama, Cansu Dere ile orada iki başrol kadını oynuyor. Evet, evet. Yani Hande biraz daha yol alacak oyunculukta ama daha da bir şeylere katacak kendini, ama güzellik bakımından yani insan su gibi. Bizim camiadan izliyor. Da ne kadar oyuncu çıktı. Bizim bize şey ya derler. Evet. Mankenden oyuncu olmaz, mankenden olma. Bal gibi oluyor. Şarkıcı işte. Olmaz denildi. Ya şarkıcı. Bir sürü ama valla mesela Demet Akalın. Başardı o kadın. O tabii kadın canım. Bir tabii. Şey pop şarkıcısı. Demet Akalın başardı ama şimdi. Demet Akalın başardı. Podyumdan çıkıp da şarkı söyleyen ve şarkıları böyle dillere destan olan var mı? Yani Demet Akalın var. Demet Akalın. Demet Akalın. Ben oyunculuk açısından diyorum. Oyunculuk yani mesela, açısından katılıyorum. Benim jenerasyondan sonra başladı. Hepsi kardeşlerim, hepsine de selam olsun. Kenan İmirzalıoğlu, Kıvanç Tatlıtuğ, Burak Özçivit, Tolgan Sayışman, evet. Berke Oktay falan. Saydıkça sayacağım bir çok isim var. Yani erkeklerde var. İnanılmaz jön çıktı. Tabii. Kadınlarda da mesela Cansu Dere. Evet. Baktığınız zaman. Az önce ismi geçen. Tabii. Da bizim yani zaten podyumda evet. Aslında bilmeden oyunculuk yapıyorsunuz. O ifade mesela bir cin defilesine çıktığınızda suratınız böyle olmuyor. Sinema içinde manken suratınızı... ve oyuncu diyebilir miyiz yoksa direkt o oyuncu mudur? Yani Serenay Sarıkaya modellik manken mi? Yapmadı diye yapmadı, biliyorum. Yani çok yapmadı yani. Mesela Kenan da söylüyoruz mankenlik. Fotomodellik Kenan yaptı da çok Serenay. Mankenlik çok tatlı yapmadı. Bir kız. Hızlı bir şekilde Besmol, Word çesildi. Birkaç defile akabinde zaten Miroğlu işte o dizi başladı. Evet. Oradan yürüdü gitti kardeşimize. Zaten bu çocukların yani şeyinde doğasında varmış. Yani Kenan'da da işte tabii. Kıvanç'ta da. Mesela Arzum Onan benim için hani evet. Hem çok iyi bir manken, çok güzel bir kadın, çok naif. Ama Arzum Onan'ın böyle oynadığı dizileri belki ben hatırlamıyorum. Ya da çok dizide mi oynamadı? Mesela onun oyunculuğu nasıl? Oynadı olur şöyle, muydu? Mehmet Aslantuğ'yla da oynadı. Zaten yanlış hatırlamıyorsam Aşkları Başta çok da güzel bir yuvaları var. Selamlar olsun buradan.
Çok az oynadı. Yani birkaç projede yer aldı. Azra Akın gibi. Mesela Azra Akın da çok naif, çok güzel. Ama oyunculuk mesela Azra Akın'a Yağmur Zamanı mıydı? Şeyle beraber oynamıştı. Söyleyin. Çocuklar Duymasındaki Haluk. Tamer Karadağlı. Tamer Karadağlı, evet. Onunla beraber bakın, oynamıştı. Bakın çok hırımda kalmamış mesela. Pınar Altuğ da modellikten gelmiş. Ya Pınar Altuğ Çocuklar Duymasındaki Meltem'dir benim için. Yani, başka yok. Ama işte hani bir çıkış, bir evimize nasıl misafir tabii oldular? Tabii, bu şekilde oldular. Şimdi yani, oyunculuk çok zor. Şansıdır. Eskiden mesela seslendirirlerdi sizi. Dublaj vardı. Şimdi dublaj yok. Sesinizle oyunu yedirme. Evet. Kadar zor ki ezber yapacaksınız, oyunu yedireceksiniz. Efendime söyleyeyim, sesinizde tonlamalara hakim olacaksınız. Bir sürü şeyleri var bunun. Ama yani o döneminde sizlerin zamanında bir zorluğu, ayrıca bir zorluğu şuydu. Alaylı mektepli çatışması çok fazla vardı. Ay evet, bizi ne hedef tahtası. O net bir duvar örülürdü yani. Tabii. Ha bu bizim köyden değer. Ben deyip iki başrol oynadım. Biz yani tiyatrocuyuz, onlar manken, ben nasıl başrole çok geçer orada diye. Orada hep kavga ediyorum. Hatta bir ablamız demeyeyim de şimdi hemen o saldırıyor çünkü korkuyorum ona temas etmekten şey olur diye. O da bizim konservatuvarlı. Ben hem konservatuvar, hem alaylıyım, hem mektepliyim bu anlamda. Ben ama gerçi oyunculuğu koşturmadım. Yani oyunculukla alakalı çok fazla bir şey yapmadım. Senin o alanda çok büyük hırsların olmadı ama. Yok yok, hiçbir zaman. Yani ben mesela dans tiyatrosu asıl alanım. Hiç, Türkiye'de zaten karşılığı yok. Yani yaptığımız maalesef o eğitimin, yani yurt dışına gittik geldik, oralarda birçok şey yaptık. Türkiye'de karşılığı yok zaten. Maalesef yani o sanatın karşılığı yok, evet, o anlamda söylüyorum. Hep derlerdi mesela, o ablamız da mesela der ki işte mankenden oyuncu ol, işte nefret ederdi. Yani insanların ekmeğiyle oynuyorlar diye. Şimdi kadrolar işte kask yapılıyor, bir proje, dizi. Bu manken, bu manken, bu manken. Üzerlerini çizdirirlerdi yani. Kaç kişinin ekmeğiyle oynadıklarını ben biliyorum. Ya biz ya. Nedim Saban'ın bir programına katılmıştık Deniz Akkaya'yla. Ondan sonra sevgili Deniz'le o dönem Bernard Laç'ın bağlandı. Ben örümceği çekiyorum. O zaman biliyorsun yani örümcek dönemini. Evet. Hı hı, tabii. Efendime söyleyeyim. Yer yerinden oynuyordu neredeyse. Ratingler kimse yarışamıyordu bizde. Show TV'deydi. Dolayısıyla bağlandı. İşte yok mankenden oyuncu olmaz dedi. Tak Londra'dan birisi bağlandı. Hanımefendi dedi, siz kimsiniz dedi. Bunu yargılıyorsunuz. İngiltere'de ben dedi tiyatro yapımcısıyım dedi. İngiltere'de biz oyuncuları gidip kafelerden seçiyoruz dedi. Evet. Yani ya, siz bilir kişi mi oldunuz dedi yani ve şimdi bozdu. Deniz hatırlar bunu. Adriana Limaner de keşfedildi. Berna Hanım da yanlış anlamışsın. Berna Hanım da bu konuda çok çıkış böyle yapan biridir. Yani olmaz diyenlerden biriydi. Bal gibi de oluyor işte. Yani evet. Yani ama ya nedenini söyleyeyim mi? Ha? Buradan hocalarıma da selam olsun. Bir hocalarımın ellerinden öperim. Ya konservatuvara sınavları alınırken hocalar, bölüm başkanları, bölüm başkan yardımcıları İstediğiniz kadar kızın, yıllarca bu hatayı yaptınız çünkü Mimar Sinan'da da bunu yaptınız, bütün konservatuvarlarda yaptınız. Kendi ekollerinden adam ve kadın yetiştirmek için kendi tarzlarında kişiler aldılar. Ya jön ve jöndam yetişmedi, son 20 senede yetişmemesini dedim. Döndü yapımcılar, televizyoncular, televizyon sahipleri, kanallar. Ya dediler ki yani tiyatrodan gelenlere bakıyoruz, tiyatrocunun zaten dizide veya işte sinemada oynaması çok zordur, zorlanırlar hani eğitimlerinden dolayı. Zorluk çekerler. Jön yok, jöndam yok. Döndüler bu sefer bizim manken camiasına. Niye? Güzel kız, yakışıklı karakter, erkek. Karakter oyuncuların hep böyle şeyleri aldılar. Ben ya kendim yaşadım. Birinci sınıftan yatay geçiş yapacağım tiyatro bölümüne. Sen mankensin dediler, yakışıklısın dediler. Ya yakışıklısın diye tiyatro bölümüne geçiş yapamadım ben bu ülkede ya. Ya ben size bir şey söyleyeyim mi? Hani bir laf vardır ya. Siz tanrı mısınız yani? Tanrı isterse insana ses de verir, oyunculuk da verir. Hepsini bir arada verir. İstemezse hiçbirini de vermez. Tabii. Bir tanesini verir. Yani bunun kararını Allah bunun verir ya. Karar mekanizması siz değilsiniz ki yani. Bunun karar mekanizması bunun mekanizma seyirci verir. Her şeyden önce bir de seyirci yani, var. Yani beğeniyorsa ya oluyor. Şimdi evet, gelsin evet. Berna Hanım'a sorayım. Kıvanç Tatlıtuğ'u yargılayın lütfen bakalım. Oyunculuğu ile ilgili konuşun. Ya aradan 20-30 bak ne çok büyük konuşmamak lazım. Çok büyük ahkamlar kesmemek lazım hayata karşı. Aradan 20-30 sene geçti. Aynı isim oyuncudan basın çalışanı olabildiğini gösterdi. Ya
ya? Aşı oldu değil mi? Öyle aşı, bir haberi çıkarttı. Basın bir haberimiz yoktu yani mesela. Sarı basın kartım var dedi. Basın çalışanı. Az önce bahsettiğiniz oyuncu hanımefendi. Birazdan hanım söyleriz canım. Berna Hanım. Tabii. Sen kaçırmışsın onu. Senden önce. 212 miydi? Önce, öyle bir şey öğrendim ben onun sayesinde. Basın sigortalı olarak en önden gidip aşısını oldu. Ben basın çalışanıyım dedi. Ama ben bir deterjan yüzü olmasının sarı dışında. Sarı basın kartı mı var? Evet, aynen evet. Öyle. Nasıl olabiliyor mesela sen oldu. Bu yaşandı. Sen şey hocam sende sarı basın kartı var mı? Yok. Son iki senedir geçerliğini yitirdi. Yok. Hayır. O nedenini yani söyleyeceğim. Yani sen yıllarca haber sundun. Basın evet. Mensubusun aynı zamanda. Haber okuduğum yani. Aktif dönemde vardı. Evet. Artık yok. O çünkü haber dairesine evet. Bağlı olman gerekiyor vesaire falan. Artık programcı olduğum için o 9 ayın sonunda kendi kendine demek imha ki ediyor. Yani olabiliyormuş yani. Kolay ya yetenek varsa alınabiliyormuş. Ve bir ben televizyon kanalı, anladım. Bir televizyon kanalı belli bir haber dairesi, o haber dairesinde belli miktarda çalışan vesaire ve 212 basın mensup olacaksın. Belli bir yıl emek verdikten sonra sarı basın kartı alıyorsun. Çok daha fazla yıl emek verdikten sonra şöyle emekliliğine az bir süre kalan da o daimi olarak sana daimi ait olarak oluyor. Anlatabiliyor muyum? Bizim jenerasyonda aktif olarak görev yaptığın sürece o sarı basın kartı seninle sana eşlik ediyor. Haberde ara mı verdin? Bir sene mi ara verdin? O bir sene ara verdiğin sürece sana yine eşlik ediyor. Sonradan tedavülden kalkıyor. Benim işte magazine geçtiğim peki, için bu şekilde oldu. Neden sen şimdi şu anda da basın mensubusun aynı zamanda? Onu anlayamadım aslında. Daha ziyade haber dünyasında şeydir. Evet. Magazine haberden saymıyorlar mı? Öyle mi? Yok. Biraz daha o program. Ama haber programlarından daha çok izleniyoruz magazinde. O ayrı bir şey. Haberciler arasındadır. Kesinlikle. Haberciler herkes magazin daha sever. Ziyade. Evet. Zaten en izlemiyorum diyenden korkacaksın biliyorsun. Ya az ben önce hiç magazin izlemiyorum. Kesinlikle bak. Ama magazin, takip eder yani. Kesinlikle az önce mesaj geldi. Değerli hocam hala izliyor Türkiye'ni ve dünyada çapında çok önemli bir doktorumuz, profesör Haşmet Hoca. Haşmet Deniz Özsoy izliyor. Yani magazin seviliyor. Ben seviyorum ya. Benim de çok önemli iş adamı dostlarım var. Diyor ki beynimi dağıtıyorum diyor. Magazin tabii demek tabii. Kim, kiminle, nerede, ne yaptın, nasıl basıldı? Yani böyle aşağı çekilecek kelimeler değildir ki. Şu an bizim konuştuğumuzda kendi hayatımızla ilgili tabii, yaptığımız magazin bir şey. Yani. Ya da yaşama dair başlıkları da konuşuyoruz. Yani evet. Hayata dair başlıkları da konuşuyoruz. Yaşamı da konuşuyoruz. Magazin figürlerinin yaptığı iyi ya da kötü şeyleri ön plana çıkartıyoruz. Sadece kim kimle nerede ne yapmış yok ne etmiş yani falan filan şey. O belki de magazinin doğduğu yıllarda magazinin çıktığı o paparazzi kavramının ön plana çıktığı ama zamanlar. Ama o zaman olması gerekiyordu. Beyefendim bir ara paparazziydi. Ama kimse o zamanlarda kimseye o kadar kolay ulaşamıyordu ki. Herkes merak ediyordu. Mesela Hülya Avşar o zamanın en top isimlerinden biri. Kaç kere nerede sokakta, Instagram'da ya da Facebook'ta kaç kere görüldü? O zaman bunlar yoktu. Eşiyle beraber, eski eşiyle beraber Kaya Çilingiroğlu'yla yaptığı röportajlar, işte Zehra'nın doğup Zehra bebeğin gösterilmesi, Sibel Elcan'ın çocukları, o zaman Hakan Ural'lar vardı. O zaman da işte vardı. Haber veriliyordu yavrum. O Seda Sayanlar, da... Ebru Gündeşler. 15 yılda haberleri girerdi magazin programları. Tabii. Yani öyle süreleri vardı. Yani o zamanlar herkes merak ediyordu ki yani çünkü ulaşılamıyordu. Ama şimdi çok kolay. Sosyal medyanın hayatımıza girmesiyle birlikte artık herkes evimizin bir şekilde parçası. Herkesin burada kendi televizyonu var. Magazin. Herkes bu kendi televizyonu, kendi kişisel medyası üzerinden zaten haberdar etmek istedikleri şeyleri insanlar haberdar ediyorlar takipçilerine. Ben hep şunu da söyleyeyim. Ben mesela Tarkan'ın Megastar'ın evini merak ediyorum. O hiç açmıyor değil mi? Yani hiç. Öyle bir o hayat... bir Megastar çünkü. Ben adamın çocuğunu bilmiyorum, evini bilmiyorum. Bir iki haber okudum. Almanya'da da evi olduğu için oradaki de çocukları için özel doğal işte tahtalardan oyuncaklar, özel işte gardırop, hani asla mikrop tutmayan, işte bakteri üretmeyen oyuncaklar, çok özel bir oda yaptırmış. Yanlış. Çok yanlış. Yani biraz da çocuk bir, ama marifet değil ki ya, bu. Ya onun bir mantığı muhakkak vardır. Bağışıklık sistemimizin belki öyle her şeye belki daha farklıdır. Ben abartıyorlar. Belki çocuk de ben mikrop alması anlattım. Gerekiyor. Ya, bağışıklık sistemimizin her şeye ihtiyacı hayatım, var. İşte bu antik oyuncaklar vardır, plastik oluyor. Mesela tabii. Ben de tahta oyuncakları tercih vücudumuzda ederim. Yeni onlar çıktı. Yüz binlerce, milyonlara yakın bakteriler ve virüsler taşıyan canlılarız bizler de insan olarak.
Yani o bakteriye, tabii canım, virüs dediğimiz şeylere vücudun da ihtiyacı var. Yani onlarla yaşamayı öğrenmeye ihtiyacı var. Probiyotikler mesela. Tabii. Evet. Bakteri çok böyle, seninle aynı fikir değil mi? Çok hijyen dersen olmaz. Çocuk kirlenecek, çocuk yere düşecek, evet, çocuk dizini vuracak. Yani bu olması gereken şeyler zaten. Hani sokaktaki çocuklarımız var biliyorsunuz. Işte. Hepimiz görüyoruz onları. Hı. Canlarım benim. Terlik yok, ayakkabı yok, şey yok ama taş gibiler. Kışın böyle. Bile maşallah onlara. Taş gibiler, evet, maşallah. Ama yani benim demek istediğim mesela bir Sezen Aksu mesela. Hiç hani haberim yok kadından. Hani Sezen Aksu diye bir dev var. Anadolu Hisarı'ndaki ters sabah saat 7'de sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yürüyüş yapar. Ama ben onun normal mesela hayatını, yaşantısını, hani onları tabii ki merak ediyorum. Evet. Şimdi şurada bir Tarkan'ın evini, Ajda Pekkan'ın evini, işte bol uzun sohbetler olsa. Yazın mesela in Ayvalık'a sarımsaklı plajına sabah Hülya Avşar'la beraber koşarsın mesela. Onu biliyoruz ama nasıl izlenir, yemin ediyorum ana haberlere bile düşer. O kadar değerliler çünkü ve o kadar merak ediliyor. Ama biz bunları bu masada konuşulunca basite indirgeniliyor. Ben Tarkan'ın evini mesela merak etmiyorum, değil mi? Yok. Ben ne diyorum? Çünkü ben Tarkan'ı seviyorum ve benim için çok büyük bir sıkıntı. Hayır, bak şunu sezdim sözünde. Onu yok et bence naçizane. Tarkan'ın evi acaba nasıl? Evet, çok merak abi ediyorum. Abi nasıl olacak? Hepimizin evinde nasıl? Ya L takımı vardır, ya üçlüsü hayır, vardır, teklisi vardır. Öyle değil. Ne yapıyor? Adam Tarkan diyor bilmem ne diye, ne yapıyor yani, şey mi? Canım öyle evler var ki. Yatak odasından salonuna gökten zembille mi, direkle mi iniyor? Ne yapıyor? Hayır yani? Canım ne münasebet. O senin kendi hayal dünya. Benim hayal dünyamdaki farkı. O senin hayal dünya. Adam çok yediği zaman eminim hepimizde olduğu gibi ona da gaz yapıyordur bir şeyler. Merak ediyorum ama. Şaka etmiş giriyor. Tarkan düşünemiyorum ben. Onun gibi düşün ya. Yani. Bir sürü Allah burada Allah. Göktenen bir sürü rezidans var. Her rezidansın içi farklı yok yani. Ya. Bir rezidansa giriyorsun 500 metrekare. Herkes merak eder. Biz şuraya koymuyor muyuz bir tane villa? Boş villa gezdim ben. Rating rekoru kırdı be. Boş villa koyduk şuraya. Gittim bilmem ne padişahının eski av köşküymüş. Bomboş içi. Hmm. Tarihi bir av köşkü. Koyduk. Herkes çatır çatır onu izledi. Sonra birinin evine gidiyorsun mesela, evinin içini gezdiriyorsun, çatır çatır o izleniyor. Ona göre boşuna mı zamanında ev gezme programları yapıldı? Şey, çünkü ya herkes merak ediyor. Aşkım bir şey söyleyeceğim, bak şunu anlatmaya çalışıyorum. İstiyorsa bilmem kaç dönüm üzerine kurulmuş bilmem kaç 100 metrekare evde olsun. Ya insansın. Bir karın var, bir çocuğun var. Ne kadarını tamam kullanacaksın o evin yani, aslında anladın mı? Aslında Evrim güzel bir şey yaptı. Güzel bir olaya parmak bastı. Mesela Şenol, sen neyi merak edersin veya ne istersin? Yani yani şimdi tabii bu kişisel şeydi. Benim vermiş olduğum ben bir mesela, örnektir. Merak mesela Tarkan'dan eğer yürüyeceksek konuya. Mesela Evrim diyor ki ben diyor evini merak ediyorum diyor. Ha, genel olarak ben, profesör de olabilir. Mesela ben şey Tarkan'ın şu görüntüsü olsa çok büyük olay olur diye düşünüyorum. Nasıl mesela? Gaz konusu değil. Gökay yani sarkıma geliyor. Örnek veriyorum. Her zaman Tarkan hayatımızdaydı. Bildik bileli. Hala da hayatımızda. Ya adam hayatımıza ilk girdiği günkü gibi duruyor. Yani buzda mı uyuyorsun sen? Nasıl başarıyor? Nasıl başarıyorsun? Mesela bunun hikayesini merak ediyorum. Kolajen mi kullanıyorsun ekstradan? Spor olarak Tarkan ne yapıyorsun mesela? Çünkü sağlıklı fit bir vücudu var. Kendine evet, bakıyor. Spor olarak pilates mi yapıyorsun, ağırlık mı çalışıyorsun, fitness mı? Hani mesela bunların bu tarafını merak ediyorum. Bu tarafını merak Tarkan'la edersin. Alakalı. Senin ya ne işin, merakın olur işin mesela? İşin o tarafı tamam, hay hay. Ya diyorum ya bak mesela kimseye Sezen Aksu'ya olan hayranlığım hani ölçülemez. Ama evini, özelini bilmek istemem mesela. Ben mesela neden, Sezen Aksu'nun bir şal alıp üstüne odasında oturduğu şekli görmek isterim mesela. Kafamda kurduğum Sezen Aksu'yla gerçek yüzünü gördüğüm, özünü bildiğim Sezen Aksu birbirini ya tutmazsa o bende çok büyük hayal kırıklığı yaratabilir mesela. O benim kafamda kurduğum, kurguladığım gibi kalmalı. Hmm. Hani öyle olsun evet, isterim. Mesela peki bu böyle, bana özgü bir şey. Hani soru soracak gibi oluyorum ama peki hiç böyle bir hayal kırıklığın oldu mu? Yani çok sevdiğin, bildiğin biri tanıdıktan sonra böyle bir şey. Yok, tam tersi oldu. Ön yargılı olduğum bir insana hayran oldum. Aşık oldum. Söyleyebilirim, onun yüreği çok büyük bir yürektir. Beni de çok sever. Bir röportajda tanıştık. Sevgili Hülya Koçyiğit. Oy dedim ya Hülya Koçyiğit röportajı, ayaklarım geri geri gidiyordu yani, dedim ki şimdi acaba şey midir, iyi karşılar mı, şey yapar mı, böyle biraz böyle bir şey gelirdi bana, mesafeli gelirdi, duvarlı gelirdi bana.
Kapıdan içeri girdiğim anda bir aşk başladı. Evet. Çok şükür yıllardır da sarsılmaz devam ediyor. En son Salih abinin gecesinde bir aradaydık. Evet. Böyle el ele şey yine. Hala çok zariftim. Tabii, bir zariflik ya gibi. Ya, koç sevmek sesi değil aşık olarak evet. ayrıldım oradan. Evet. Yani Selim abi hakeza aynı şekilde. Hayatımda bu kadar kibar bir İstanbul beyefendisi. Evet. İnanılmaz bir adam. Oldu. Bu oldu mesela evet. bende. Ama diyorum ya hani o kadar şey yapmam yani. Mesela Hülya Koçyiğit'in evine gittiğim zaman da gayet ev kıyafeti, kendi hazırladığı şeyler, ikramlar. Selim abiyi hiç unutmam. Onların evinde bir bostanları var. Bostandan salopetiyle geldi. Şu üzerine sildi. Merhaba ben Selim diye. Anlatabiliyor muyum? Hani bunları görmüş olduğumuz için, bu doğallığı yaşamış olduğumuz için o kadar güçlü ve büyük isimlerden kimsenin evini ne barkını vesairesini i̇şte falan merak etmiyorum merak yani. Evi dediğim işte onların özeli. Yoksa bu mobilyana hangi markadan aldın? İnan bana her biri. $20,000 mı verdin değil. Hayatım hani inan bana her biri yataktan ediyorum. Kalktığı zaman geriniyor. Orasını burasını kaşıyarak güne başlıyor. Kahvesini ya, içiyor. Ben de senin dediğin şeyi merak hani ilahlaştırma işte. Diyorum anlatabiliyor muyum? Arkadaş ilahlaştırmıyorum. Tarkan'ın da evindeki o yaşam tarzını. Hani giyim tarzını. Ne yapıyor orada? Hani onu merak ediyorum. Senin, biz böyle... adamı bu kadar yüceltiyoruz, büyütüyoruz ya. Ama aslında adamı gördüğümde vay be hani Tarkan dediğimiz adam bizim aslında bizden, çok daha yapıyorum. Mütevazi. Evet. Mesela ben Tarkan'ın mütevazi mi yoksa çok havalı bir adam olduğunu mu oldu mu acaba? Şöyle, onu bilmiyorum. Bildiğim bir şey söyleyeyim. O profesyonelliğinin, o başarısının arkasında olan sırlarından bir tanesidir belki. Örnek veriyorum burada olsun. Bir proje mi hazırlanıyor? Ya şuradan bir arkadaş gelsin. Biz burada projeyi konuşalım. Tarkan olsun. Oradan ya şöyle bir şey bir dakika der hemen çat diye dinler. Herkesi dinleyen herkesten de bu anlamda fikirlerine saygı duyan bir insan. Ben İşiyle, mesleğiyle alakalı. Ben de şeyi merak ediyorum. Profesör İlber Ortaylı'yla bir yemek yiyip onunla saatlerce sohbet etmek istiyorum. Tabii. Ya sizin bağışlarınızla İlker hocam. Ne bir derya. Lütfen. İlber Ortaylı. Ellerinden öpüyorum hocam. Sizin bağışlarınızla uçak kuş vasıtasıyla mesaj İlber Ortaylı. Hocam bir gün yemek yiyelim, bir sohbet edelim veya bir yerde kahve içelim, evet. çay içelim. Ben davet ediyorum ya da bir sizi. Şey söyleyeceğim. İlber hocayı masaya aldığımızı evet. düşünseniz. Magazin yorumları. Güldür güldür de yapmışlar ya. Şey, evet çok güzel takip. Değil mi? Çok güzel yapmışlar. Maşallah. Magazin yorumluyor evet, ya. Maşallah. Çok güzel kızmış. Maşallah. Çok kıymetli. onun gibi tüm hocalarımıza selam olsun. Gerçekten İlber Ortaylı. Hani bir saatlerce sürü. Oturalım. Ben bunu böyle... Mesela fanıyım. Sor bana kimin fanısın? İlber Ortaylı delisiyim ben yani. Ben de, o çıksın anlatsın konuşsun. Yavuz Bahadırlı oldu. Ya, muhteşem hocalar bunlar. Yani çok kıymetli değerlerimiz. Allah uzun ömür versin hepsine gerçekten Amin. De. Bütün profesörlere, hocalarımıza efendime söyleyeyim. Bu arada yine sizler vesile oldunuz Uçan Kuş. Bütün sağlık çalışanlarına, doktorlarımıza, profesörlerimize, hemşirelerimize, orada çalışan herkese sevgilerimizi, saygılarımızı gönderelim. Bizler sizlerin önünde saygıyla eğiliyoruz. Evet. Onlar çok değerliler çok, bizim için. Çok, evet. çok. Şimdi Hakları sizin sevdiğiniz bir çifte gideceğiz. Hande Erçel'i seviyorsanız Kerem Bursin'i de seviyorsunuzdur diye düşünüyorum. Niye bir alana bir bedava mı? Kerem'in şöyle bir şeyine sempatidir yani. Sever. Ha iyi oldu bu. Aslında sevilmeyecek bir şey yine yapmadı yani. Bir olay yaratmadı çünkü. VTR'ye girmeden önce bir şey söyleyebilir miyim? Tabii ufacık. Ki. Tabii. Kerem Bursin'le alakalı. Ben burada oyuncu duayeni değilim veya herhangi bir şey değilim. Eleştirmen değilim ama Kerem'de şöyle bir şey görüyorum. Muhakkak sizlerin de dikkatini çekmiştir. Amerikalı oyuncular aktörler gibi oynamaya çalışıyor Türk dizilerinde. Fark ettiniz Çünkü mi? Çünkü Amerika'dan geldi. Yani oradaki o ekolden geldi ya. Orası biliyoruz ama hani sanki bir polisiye diziden oraya itilmiş onu gibi. Montajlamışlar gibi şey bir hareketler. Değil mi? Yani böyle değil adamın mi? Mesela Kerem'in şöyle bir hani? Böyle bir yamuk halini göremezsin. Yani yamuk olacaksa bile hep bir Clark evet. var, hep Aynen. bir John yani hep böyle bir yani, şey var. Belki de onun için var. Seçiliyordu. Evet. Bilmiyorum Farklı hani. Ben seviyorum Kerem'i ama. Ben yani de çok seviyorum. Bu eleştiri değil ama. Kabartıştırıyor ya, bazen böyle sosyal medyada şey. Ağzından bir şey kaçıyor. Sonra hemen onu toparlıyor. Çok samimi. Konuşurken yani, bile. Evet. Yani. Evet. Onu belki birazcık kendine tarz yaratmış da olabilir. Yok oyunculukta.
O ayrı bir şey konuşma. Oyunculukta bir oradan aktörü almışsın, buraya montajlamışsın Türk dizilerine gibi olmuş. Olabilir. İzleyici bir izleyelim, biliyor. Bir izleyelim, sonrasında tekrar bakalım. Yorumlara devam edelim. Aşk cihanda aşk, her yerde aşk bundan sonra. Kerem Bürsin, Hande Erçel'e öyle bir baktı ki adeta aşkını haykırdı. Mutlulukları gözlerinden okunan taze aşıklar, yılın en iyi kadın ve erkek oyuncusu seçildi. Böyle bir ödül almak bence herkese kim olursa... Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in aşk dolu bakışları... Allah Allah yanalım. İşleyecek gülüşleri. Evet. Her şey Hande. Birbirinden samimi açıklamaları geliyor. Çok yakın arkadaş olduğumuz için zaten o. Yurtta aşk, cihanda aşk, her yerde aşk bundan sonra. Hande Erçel ile Kerem Bürsin ikilisi uzun bir aradan sonra toplu bir organizasyona katıldı. Yandım bir ya. Golden Wings ödüllerinde hayranların yılın en iyi kadın ve en iyi erkek oyuncusu olarak seçtikleri Hande Erçel'le Kerem Bürsin ikilisinin yüzünden mutluluk akıyordu. Benim için çok kıymetli. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim gerçekten. Yani uzun zaman sonra böyle kalabalığın içine giriyoruz. Böyle bir ödül törenine geliyorum. O yüzden benim için çok kıymetli. İyi ki varlar. Teşekkür ederim destekleri için. O bakışlar, o bakışlar. Haki, ya tabii yani böyle bir ödül almak bence herkese kim olursa mutlu oluyor yani çünkü dediğiniz gibi insanlara ödül almış ama tabii yani şöyle bir şey var yani bence ikimize de geçerli bu yani bizim olağanüstü bir ekibimiz var yani ekipten tut yapım yani benim için Hande yönetmenimiz yani bunlar olmasaydı zaten bu ödülü yani alamazdık o yüzden onlara da çok çok ama çok teşekkür ediyoruz. Birbirlerine duydukları aşksa adeta yüzlerinden okunuyordu. Baksanıza Kerem Bürsin nasıl da bakıyor Hande Erçel'e. Allah Allah yanalım, gök kubbeye varalım. Korksun dünya bu aşktan, felaket çıkaralım. İkilinin uyumu, aşkı her hallerinden belli oluyor. Ünlü çift birbirlerine o kadar yakıştırıldı ki birlikte olduklarını duyanlar neredeyse oh be çok şükür dedi. Ünlü çift bu konuda ne düşünüyor dersiniz? Her şey Hande. Öyle bir mançak çıkmasın. Mimarisiz misiniz? Ama bu olur mu yani? Yok, en başta ortak tabii. Mimarlar var. Sorun değil ya. Bayağıdır. Bu güzel enerji. Ya, enerji. Ya o tamamen... Ama şekli sen. Kimlerle ilgili aslında yani. Ya da bir tık daha iyi. Çok yakın arkadaş olduğumuz için zaten o yansıdı diye düşünüyorum ben. Aynı zamanda yani yani işin içinde disiplin var yani bu projeye gerçekten hele kapanma döneminde bayağı yani Zoom'dan her gün oyuncu koçumuzla Esin Doğan'la çalıştık, karakterler üzerinde çalıştık, biz ayrı ayrı zaten çalıştık oyuncu koçlarımızla ama aynı zamanda istek meselesi. İşin gerçekten iyi olmasını istedik. Birbirimize nasıl destek olabiliriz onu anladık. Ki yani oyunculukta da yani hep dediğim yani güven çok önemli ve birbirimize güvenmeyi öğrendik. Ekibimize, yönetmenimize güven bulunca bir sürü şeydeki gibi o zaman güzel şeyler oluyor. Yıllarca sen hayatımdasın gibi davranacaktım. Her şey senin etrafında mı olacaktı? Hala senin dünya etrafında döndüğünü mü zannediyorsun?
Sosyal medyada Hande Erçel'in Kerem Bürsin'in doğum gününü kutladığı paylaşım 4.6 milyon kişi tarafından beğenilmişti. Paylaşıma 100 binde yorum gelmişti. Bu da Türkiye'de en çok beğeni ve yorum yapılan paylaşım olmuştu. Çok güzel oldun öyle. Basın mensuplarının bu durumu hatırlatması üzerine Kerem Bürsin fırsatı kaçırmadı ve sevgilisine kameralar önünde iltifatta bulundu. Merak edince Hande'nin paylaştığı herhangi bir şey Türkiye'nin en fazla beğenini alan şey oluyor. İçimden geldi paylaştım mı? Evet. Öyle bir amaç yapıyor. Çok güzel oldun öyle. Bodrum'da Doğulu ailesi ve Erçel ailesi bir dergi için objektiflerin karşısına geçmişti. Güzel oyuncuyu yakalamışken bunu da sormadan edemiyoruz. Çok güzel bir çekimdi gerçekten. Ben orada tanıştım kendileriyle, ailesiyle. Ne kadar tatlı insanlar yani. Ben tatlı telefonum. Keşke daha fazla vaktim olsaydı, daha çok zaman geçirseydim. Peki siz zaten önceden tanıyordunuz Kenan Bey'i. Çok severim. Hem öyle hem zaten biz birkaç kez görüştük yani. İş dışında çok sevdim yani gerçekten yani hem Beren'le ilk defa tanışmıştım yani muazzam bir çiftti ama oradaki herkes çok iyiydi. Herkes çok tatlı. Şanslıyım demiştiniz. Size de yaptığınızda ben de şanslıyım demiştiniz. Birbirinize şanslı geldiğinizi düşünüyor musunuz? Dedik ki. Kesinlikle. Yurtta aşk, cihanda aşk, her yerde aşk bundan sonra. Üçüncü kez anne baba olmanın heyecanını yaşayan Bergüzar Korel, Halit Ergen çifti tatil sezonunu Bodrum'da açtı. Öyle zor bir süreç yaşadık ki. Kız bebek bekleyen ünlü çiftin en büyük korkusu ne? Korku var, korku. Ben korkuyorum biraz. Halit'te korku var. Yani beni biraz... Bergüzar Korel ve Halit Ergen çiftinin çok özel röportajı geliyor. İnanın üçüncü bebek olunca... Erçel ve Kerem Bürsin o kadar çok yan yana görülüp bir o kadar da biz sevgili değiliz, olursak söyleriz dediler. Sanki birazcık bizi de kandırdılar gibi hissettim. Başta bunun çok fazla reklam olduğunu, dizi için böyle bir şey yaptığını yani birçok kişi düşündü. Sonra bir Maldivlere gittiler. Orada bizim Türkler onları fark edip öyle söyleniliyor. Onların fotoğraflarını çekip basına sızdırıyorlar. Ondan sonra da aşklarını ilan ediyorlar. Ve şu anda da eskiden çok iyi arkadaş oldukları için iyi sevgililik döneminden geçtiklerini de anlatıyorlar. Mesela siz başlangıçta onların... mesela sevgili olup olmadıklarını anlayamadık ama bir o kadar da samimi yakın pozları vardı. Mesela o dönemlerde ne düşündünüz? Mesela ben ikisine hiç yakıştıramadım bunu. Yani sevgiliysen sevgiliyim de, sevgili değilsen sevgili değilim de yani. Ama hep bir açık kapı bıraktılar. Sevgiliyim dese biz konuşmazdık. Bak. O yüzden de hani bu da yapımcıların işte bu süreçler böyle toplanılıyor. İşte sadece kariyer yönetiminde dizilerinin işte günü bile değişti. Kariyer yönetiminde o şahsın kendisine bırakılmıyor zaten. Menajeri, yapımcı, bir sürü insan onu o süreci yönlendiriyor. Yani zaten ben de iki başrol oynadığım için majör kanallarda siz tırnağınızı bile keserken onlara danışıyorsunuz. Tabii yani. Onda ben siz kendinizden vazgeçiyorsunuz. Yani bu beden kiralanmış oluyor bir şekilde. Ama mesela tarafa bana inandırıcı gelmiyor. Mesela ben eskiden çok istiyordum. Şu anki aşklarına mı inanmıyorsun yani? Yaşadıkları mesela o bize hissettirdikleri aura derler değil mi? Böyle iki güzel insanı görürsün. Ay dersin, gıptayla bakarsın, imrenerek bakarsın ya. Ben şu anda öyle görmüyorum onları. Ama bak, çok bir de şöyle bak. Gibi bir de şöyle bak konuya. İki tane marka değeri. Şimdi bir yola çıkıp da biz böyle bir şeye başladık deyip yüze göze bulaştırmak da var. Belki de ilişkilerinden emin olana kadar bunu saklı tutmaya çalıştılar ama o aşk o kadar büyüktü ki her yan yana gelişlerinde, her esprilerinde, her bakışlarında, her kaçamak flörtöz durumlarında insanlar bunu senin anladığın gibi, bizim anladığımız gibi insanlar fark şimdi etti. Onların oynadıkları... İnandıktan sonra da kendilerine ve ilişkilerine
deklar ettiler ama zaten. Şöyle konuşmaları da oldu mesela, muhabir arkadaşlar sordu, dedi ki sevgili misiniz? Hayır. Arkadaşlar sevgili olsak size zaten söyleriz. O zaman acaba değiller miydi? Peki ben şöyle bir şey söyleyeyim. Yani şimdi çok samimi arkadaşlardı da ondan sonra mı aşka evrildi? Yok acaba? Şimdi biz bunları işte burada konuşalım diye bunlar yapılıyor zaten. Yaklaşık 6-7 aydır da konuşuyoruz. Bizim göreceğimiz asıl mevzuya tanık olacağımız zaman şu an bir dizileri var. Final yaptım, sezon finali bilmiyorum ama. Valla ben izlemediğim için hiç bilmiyorum. Arada bir ben şeylerine, jeneriklerine denk geliyorum. Dizi bitince de bu süreç devam ederse o zaman gerçek aşk var demektir. Ama Nilüfer'cim ne seziyorsun hani baktıkları zaman? Bir bakışlarını yakaladım ben onların. Hı hı. Sizin programında galiba, programınızda, bir VTR'nizde. Çok büyük aşkla bakıyorlar birbirlerine. Şimdi güzel kadın, evet, yakışıklı erkek neden olmasın? Çok güzel ben bakıyorlar birbirlerine. Şimdi onlara baktığım zaman çok beğendiğim de bir çift hakikaten. Çok böyle yakışıyor. Ben yakıştırıyorum. Evet. Mesela bazı çiftleri gördüğüm zaman ya bunların çocuğu olsun istiyorum. Mesela bunlardan çok benziyorlar mı birbirlerine ya? Çok güzel iki insan. Çocuklar olsun çok isterim mesela. Evet. İnşallah evlenirler tabii, mutluluk onların. Çok güzel ama. Bir kız ya. Evet. Bir arada su gibi kız. Başkasıyla birlikte bir ada çıktı Hande Erçel'in. Biz tam Kerem Bürsin'le mi diye konuşurken eski erkek arkadaşı Murat Dalkılıç'la beraber, bir ortak arkadaşlarıyla beraber eski, onunla adı anıldı. Hatta dedik ki nasıl ya, eski erkek arkadaşının arkadaşıyla mı? Yani bu haber o hayatım, zaman nasıl çıktı? O işte günümüzün dejenerasyonu. Bak bir televizyon kanalına müracaat edersin, görüşmeni yaparsın. Bir sürü böyle şey vardır, iç soyu vardır. Onlar senin o görüşmeye başladığını anladıkları anda kendi yedikleri naneleri unuturlar. Senin mevzuların o kanal içerisinde konuşulmaya başlar. Senin fiziki sıfatın oraya girmeden önce. Yaşadım, yaşıyorum da. Anlatabiliyor muyum? Burada da mutlu mu olacaklar? Mutlu mu olacaklar? Hemen etkiler devreye girer. Burada birileri devreye sokar. Rahatsız biz olanlar. Güzel olacak şeyi bozmayı o kadar çok seviyoruz ki. Maalesef, maalesef. Yok, katılıyorum sana bu konuda. Gelmedi mi başına? Tabii tabii. Gelmedi mi başına? Doğru. Anlatabiliyor muyum? Hani biz birkaç level ileriden yürüdüğümüz için bu şeyde filmi. Bu film hep aynı şekilde her sene vizyona girer. Herkes bundan iyi kötü nemalanır bir şekilde. Sen yeni izlemeye başlıyorsun. Senin de başına gelecek. Ay gelmesin. Gelecek. Gelecek. Ah, kaçamayacaksın. Daha yılın başındasın. O en sinir olduğun Survivor'daki, belki en fevri olduğun, en gıcık olduğun anların çarşaf çarşaf önüne gelecek. Anlatabiliyor muyum dedim? Olacak. Seni tanımadan atan tutanların sözleri, lafları Dolu gelecek her projen için. Var. Olacak. Ağzı olan konuşuyor maalesef. Doğru. Yani yapacak bir şey yok. Burada da ben Şenol'a ve Nilüfer'e katılıyorum. Ben çok samimi bir aşk görüyorum bak burada. Bak şu bakış, bak. Evet, öyle. Bak. Ve onu da bozmak için elinden geleni insanlar yapıyor. Yani zoomlayabilirlerse bilmiyorum ama o bakış aşk bakışı. Sahte bir bakış değil. Evet, ısmarlama gözleri, bir bakış değil yani. Gözlerin ısmarlama olan anlaşılır. Ağızların içindeler yani. Evet. Ama bu kadar mesela şey yapmaya da çalıştılar. Korumaya çalıştıktan sonra da bir bu kadar açılıp rahat davranmaları da düşündürüyor beni. Biraz o şeyle şimdi o ben de hani, elinde değil hayatımı yönetiliyorlar. Baktığım zaman bir ilişkiye başlıyorsun. Eğer o başladığın ilişki ünlü biri ise basından uzak duruyorsun. Çoğu insandan uzak duruyorsun. Neden? Ya bir takım şeylerin oturması da gerekiyor. Emin olmak da gerekiyor. Tabii. Acaba biz bir heyecan mı yaşamıştık? Kerem Bürsin'le bir ay sevgili oldu, ayrıldı diye arkasından konuşulsun. Hiç kimse çünkü bilmez. Çünkü 3 gün sonra bileceksin ki Selena'ya yapıldığı gibi. Doğru. Hande Erçel'e de dönecekler. Yani Demet Özdemir'e yapılmıştı. Demet Özdemir'in erkekleri diye haber BTS yapıldı ya. Doğru. Biz bu havuza bakan bir pencereyiz. Bakan farklı pencereler var. Ondan sonra bu kız için de diyecekler ki işte Kerem Bürsin'le bir ay aşk yaşayıp de hezimete uğrayan Hande Erçel'in işte yeni aşkı. Evet. Ondan sonra aradan geçecek 3 sene Hande Erçel'in erkekleri diye haber VTR'si yapılacak. Ben çok saygı duydum kendilerine inanana güvenene kadar. Onu saklamak da bir işkencedir ya.
Tabii yaşadığın onu bir şeyi da çok saklı kötü bir tutmaya şey. Çalışmak. Ya çok ya. Kötü şeyler bunlar. Baktığın zaman da işte hani bizim no name dediğimiz camia diyeyim ben, halk diyelim, onu nasıl söyleyeceğim bilemedim. Çok absürt yaşamları var. Hani sen ne yaparsan yap göz önündesin. Seninki daha büyüyor halkın gözünde. Evet, hani maalesef. O görünmüyor çünkü. Göz önünde çünkü. Öbürü daha çok. Yani şey. Belki de Hande Erçel'in yaşadığı şeyler evet. çok normal. Kendisi bir bankacı olsa umurunda olmaz evet. kimsenin. Kadın istediğini tabii. yapsın diyoruz ama şu anda Hande evet. Erçel yani bizim gözümüzde iyi bir oyuncu. Onun için evet. çok da takipçisi var. Sosyal medyası evet. yıkılıyor bu arada. Hani iyi bir şeyi var. Etkileşimi de var. Kerem Bürsin'le de çok iyi yakıştırdılar. Birbirlerinden de güç alıyorlar. Devam etsinler, ayrılmasınlar. Ama işte kandırıyorlar. Evet, başlangıçta onlar kandırmıyor Evrim. Kandırmak gibi okuma onlar işte kandırmıyor. Fotoğrafı. İnan onların elinde değil bu. Onların akıl hocalarının elinde. Anlatabiliyor muyum? Bu şekilde yani? Devam hani ya bazen şimdi mesela bizim dönemimizde ajanslar vardı. İlişki yaşadığımız zaman ajansların baskıları olabiliyordu. Şimdi onlar da televizyon dünyasındalar. Tabii. Yapımcılar var, menajerler var, televizyon kariyer var, yöneticileri var. O yüzden yönetenler hani, var. Emin olun, eminim hı-hı. yani şu konudan. Daha onlar ortaya çıkmadan bunun bütün acele etmeyin diye söyleyen çok kişi de olmuştur. Muhakkak bekar olmuştur. Olmak makbul müydü o zaman? Bizde mi? Manken camiası manken olarak. Camiası. Ya bekar olmak tabii ki. Tabii. Peki gerçekten sırılsıkla maaşlık olup da saklamak zorunda kaldığın oldu mu? Oldu. Aha, dur bir şey yakaladık. Hayatta söyleme. Tamam. Dur söyleme. Ben, biz onu söyletiriz. Leblebeden lebleme. Hayatta söyleme. Reklam arasında söylerim. Yani. O zaman tamam. Hiç şimdi basa, bir kişi böyle geçiyorum. Yakalar gibi oldu. Dur ben onu bir şimdi yakalayacağım. Çok da sevgili bir magazin duayenimiz ablamız o tarihte hemen elini masaya koydu sakın dedi. Bergen'in hayatına ben bir geçeceğim. Şimdi Bergen'in hayatı bir film olacak ve Demet Evgar oynayacak. Bu da kesinleşti. Evet. Çok fazla Serenay Sarıkaya üzerinde. Onun ismi geçmiş değil mi Serenay? Evet. Demet Evgar oynayacak. Kesinleşti. Şimdi yeni bir film daha yapılacak. Esengül'ün hayat hikayesiyle ilgili. Hemen onu da izleyelim. Bakalım neler olmuş hayatında. Çünkü sen içimdesin. Erken buldu, çabuk kaybetti. Bırakamam seni ben, yanımdan gidemezsin. Daha 19 yaşında yıldızı parlayan, 25 yaşında hayata veda eden, dönemin arabesk kraliçesi Esengül'ün ölümü trajik bir kaza mıydı? Yoksa planlanmış komplo mu? Yıllardır acı çeken gariplerden birim. Şöhretinin bedelini hayatıyla mı ödedi? Dönemin arabesk kraliçesinin sırlarla dolu hayat hikayesi geliyor. Uzaklarda aramam, çünkü sen içimdesin. Bergen'in film olmaya hazırlanan hayat hikayesine deyim yerinde ise hepimiz artık aşinayız. Kahrediyor hayat beni, acılarımın kadını uyuyor. Acıların kadını Bergen'le aynı döneme damgasını vurmuş, şöhreti genç yaşta kucaklayıp erkenden hayata veda etmiş bir isim var ki o Bergen'in aksine neşelerin kadını olarak anıldı senelerce. Esengül. Ayrılığın yükünü kaldırıp taşıyamam. Yıllarda iki kadın vardı. Birinin adı Bergen, diğerininki Esengül'dü. 10 yıl arayla ölen bu kadınlardan biri olan Bergen, acıların kadını olarak nam saldı. Esengül ise daha çok neşelerin kadını. Gel arkadaş olalım, yabancı gibi durma.
Ergen'den 10 yıl önce ölen Esengül'ün hayat serüveni 24 Eylül 1954'te İstanbul'da başladı. Annesi Piraye Ağan konservatuvar mezunuydu. Küçük Esen ilk müzik eğitimini annesinden aldı. Ardından İrfan Özbakır ve Abdullah Nail Bayşu ile çalıştı. Esengül adını ona Bayşu taktı. Esengül 15 yaşındayken yapımcı Ayhan Coşkun'un açtığı ses yarışmasında birinci oldu. İlk 45'li olan Aşkımı Süpürmüşler birkaç ay içinde hit oldu. Kör olası çöpçüler, aşkımı süpürmüşler, aşkımı süpürmüşler. Esengül 16'sında sahnelerin ışıltılı dünyasına adım attı. Emel Sayın'ın alt kadrosuna çıktığı Luna Park'taki ikinci programından sonra Bebek Belediye Gazinosu'ndan gelen az solistik teklifini kabul ederek büyük bir sıçrama yaptı. Şöhret basamaklarını tırmanırken Dikmen Gazinosu, Ankara Köşk, İzmir Akasyalar, Semiramis ve Maxim Gazinolarında boy gösterdi. Ancak deyim yerinde ise en büyük patlamayı Taht Kurumus'un Kalbime şarkısıyla yaşadı. Uzaklarda İçimdesin, taht kurmuşsun kalbime, en güzel yerindesin. Şan ve şöhret kuşu omuzlarına konduğunda Orhan Akçınar'la evliydi. Yıldızı parlayınca genç çift arasında şiddetli geçimsizlik başladı ve boşandılar. Esengül öyle Emel Sayın ya da Ayşe Pekkan gibi sahnede ağır başlı duran bir şarkıcı değildi. Gazinoda seyircilerin arasına akan podyumunda dolaşır, önüne gelene mavi boncuk dağıtırdı. Soyunma odası çiçeklerle dolar, devrin ünlü çapkınlarıyla namlı kabadayıları kapısında kuyruk oluştururdu. Ayrılığın yükünü kaldırıp taşıyamam. Dünyaları ona oysa Adnan Şenses'e aşıktı. Hatta aralarında imam nikahı bile kıymışlardı. Fakat Şenses'le Esengül'ün ilişkisi fazla sürmedi. Bir gece yarısı Şenses'i terk eden genç şöhret Beşiktaşlı ünlü futbolcu Tayfun Kalkavan'a kaçtı. Şu gördüğün arkadaş dertliler meyhanesi daha doğarken başlar garipleri çilesi. İlişki de fazla sürmedi. Yeraltı dünyasının tüm şöhreti kabadayılarının adı Esengül'ün ismiyle yan yana yazılmaya başladı. Esengül sadece magazincileri değil, polis istihbarat elemanlarını da ardı sıra sürüklüyordu. Sahnelerin prensesinin ardından iş süren sivil polisler aranan suçluları avlayıp kafesi kapatıyordu. Beni her zaman düşündüğünüzü bilirim. Bugünkü durumumu ve her şeyimi size borçluyum. Bir kabadayının eline tutuşturduğu silahla gazinoda ateş edince soruşturmadan geçirildi ünlü az solist. Bu soruşturma sırasında polislere yeraltı alimi hakkında bildiklerini bir bir okuduğu söylenir. O alemle oynaşıyor, kaderde onunla cilveleşiyordu. Aşkınla sarhoşum ben, çılgınca seviyorum. En ünlü, acımasızlığıyla nam salmış kabadayısı Oflu İsmail bir gece gazinoya geldi ve belinden çıkardığı otomatik silahı masaya koydu. Oflu İsmail, Esengül'ün söylediği şarkıyı yarıda keserek "Benim için Taht Kurumus'un Kalbime şarkısını söyle" diye bağırdı. Olaya müdahale eden gazino sahibi Akbulut Karaoğlu ve şef garson tabancadan çıkan kurşunlarla öldürüldü. Birçok suçtan da yargılanan Oflu İsmail bu olayın ardından yurt dışına kaçtı ve 36 yıl hapis cezası aldı. Bırakamam seni ben, yanımdan gidemezsin. Takvimler 31 Mart 1979'u gösteriyordu ve Esengül için geriye doğru sayım başlamıştı. Ama o bunun farkında değildi. Ayrılığın yükünü kaldırıp taşıyamam. Üzülüğü şoku birkaç gün içinde atlattı ve fırtınalı yaşamına geri döndü. Evli erkekleri baştan çıkarıyor ve o dönem verdiği bir röportajda "Evli erkeklerle aşk yaşama hoşuma gidiyor. Çünkü eşlerinin çektiği acı bana zevk veriyor" diyordu. Çok yuva yıktı ve dünyalar dolusu ah aldı. Kör olası çöpçüler, aşkımı süpürmüşler, aşkımı süpürmüşler.
Semiramis'teki çifte cinayetin üzerinden 19 gün geçmişti. Esengül, zengin iş adamı Faruk Özfratlı'yla geç saatlere kadar eğlendi. Özfratlı da evli ve iki çocuk babasıydı. Sonra Beyoğlu'na doğru yola çıktılar. Ataköy'den geçerken caddenin ortasındaki kalasları son anda fark eden Faruk Özfratlı fren yaptı. Ama arabanın frenleri tutmuyordu. Bir köprünün bariyerlerini bindirerek durduklarında bariyer korkuluklarından biri Esengül'e, diğeri birkaç gecelik arkadaşı Özfratlı'ya saplanmıştı. 18 Nisan 1979 gecesi meydana gelen bu kaza sırasında Esengül ile Özfratlı olay yerinde hayatını kaybetti. Perde kapandı. Aslında perdenin tamamen kapandığı söylenemez. Çünkü kazanın ertesi günü İstanbul dedikodularla çalkalanıyordu. Söylentilere göre Özfratlı'nın arabasının fren telleri o gece birileri tarafından ustalıkla gevşetilmişti. Yıldırım Çavlı'ya göre mafya bir hesabı kapattı diyenler vardı. Polis tutanaklarına aşırı alkol ve hız olarak geçen dosya trafikten araştırmaya, oradan da cinayet masasına gitti. Ama bir sonuç alınamadı. Esengül'ün ömrü kısaydı ama geriye uzun bir hikaye ve bir dolu eser kaldı. Uzaklarda aramam, çünkü sen içimdesin. Taht kurmuşsun kalbime, en güzel yerindesin. Annenin Oksal Pekmezoğlu'nun yaptığı Yansın Bu Dünya filminde Saadet Sun, Adnan Şenses ve Yaşar Yağmur'la başrolleri paylaştı. Sanat yaşamına 23 adet 45'lik, 4 kaset, bir de film sığdırdı. 1978'de Bir Yıl Gibi Kısa Bir Zamanda Bir Yoksula Rastladım, Uçup Giden Gençliğime, Beterin Beteri Var ve Gel Otur Arkadaşım adlı kasetleri piyasaya çıktı. Long playleri ise ölümünden sonra yayınlandı. Bırakamam seni ben, yanımdan gidemezsin. Esengül'ün ardından çok şeyler söylendi. Sayfalar dolusu yazılar kaleme alındı. Ama ölümünün bir kaza mı yoksa komplo mu olduğu hiçbir zaman netlik kazanmadı. Uzaklarda aramam, çünkü sen içimdesin. Taht kurmuşsun kalbime, en güzel yerindesin. Ayrılığın yükünü kaldırıp dünyaları versene, ben sensiz yaşam. Esengül'ün de hayatı film olur mu? Yani çok konuşuluyor. Olacak, oldu, hani Bergen çünkü acayip bir şekilde merak ediliyor. Esengül'ün hayatı da merak ediliyor ve nasıl? Öldü mü, öldürüldü mü? Çünkü evli adamlarla birlikte olmak istiyorum. Bu beni mutlu ediyor. Çünkü karşıdaki kadının çektiği acıdan mutlu oluyorum gibi bir beyanı var. Dememiştir öyle ya. Dememiştir inşallah. Zannetmiyorum yani. Öyle bir şeyi kim söyler ya? Yani bunlar ya, o tarihleri tabii hatırlamadığım bir tarih olduğu için. Yani 24 yaşına kadar devam eden bir hayattan bahsediyoruz. Zaten ortaya çıkan haberler çok kısıtlı ve sınırlı bir. 24 yaşında mı? 24-25 evet, yaşında hayatını kaybetti. 19 yaşında şöhret oluyor. 5 yıl sonra vefat, 6 yıl yani sonra vefat ediyor. Dolayısıyla zaten aksi bir durum olmuş olsaydı ailesi zaten çok müdahale ederdi diye tahmin ediyorum. Annesi de eski ses sanatçısı. Konservatuvar mezunu. Evet. Evet. Ancak burada şunu düşünmek lazım. Hayatı film olur, elbette olur. Ancak film olmalı mı? Değil mi? O noktadayım. Yani eğer ki ben ona çok takıldım. Yani kazamı, komplomu vesaireden kadını ziyade o cümle çok ağır bir cümle. Özellikle evli erkeklerle beraber olmayı seviyorum. Çünkü eşlerinin çektiği acı. Acıdan besleniyor. Yani. Evet. Anlatabiliyor muyum? Hani o noktadayım ben. O dönem. Günümüz konjonktüründe ananelerden bahsediyoruz, gelenekten bahsediyoruz vesaire. Ama bir şey. O işte o dönemin vermiş olduğu bir röportajı eski magazin gazetelerinde yazıyormuş bu. O, yani o, bak, o yıllarda hı-hı, magazinin çetrefilleri, oyunları, bilmem neleri falan filan var mıydı, yok muydu, nedir, ne değildir bilmiyorum ama bu yürekten söylenmiş bir şey. Onu konuşmak için en güzel Uğur Güner'i çağıracaksınız. Evet. Uğur abi bilir o zaman. Yani bir de mesela Esengül o kadar işveli, cilveli, hareketli bir kadınmış ki hani sahnede şarkı söyler, aşağıya iner, işte o insanlarla oyun oynar, işte onlarla beraber işve, cilve, hani bir Emel Sayın, bir Bergen
ağırbaşlılığı yokmuş. Bu da çok güzel. Tamam, çok eğlenceli, şen şakrak bir kadın. Kulisi böyle çiçeklerle, hediyelerle dolarmış. Hı hı. Ama daha sonrasında işte evli erkeklerle birlikte olup, daha sonrasında da böyle bir demeç vermesi, daha sonrasında da sevgilisiyle beraber arabada komplo mu, kaza mı? Bilerek mi acaba arabanın frenleri bozuldu, kesildi, iptal edildi artık, i̇şte 19 ne olduysa. Gün arada şey olması, zaman olması. Evet. Arada işte ben de bu konuyla ilgili biraz yani araştırma rahmetli yaptım. Rahmetli olduğu için kendini savunamıyor. Bence konuşmamız hata olur böyle. Arabanın frenlerinin gevşetildiği, tellerinin gevşetildiği şey falan filan yönünde şaibeler var. Zamanında mafya babalarıyla birlikte olduğu için polise de gidip hani onları da şikayet ediyor. Hani bir o kadar da korkuyor aslında. Hani belki de bundan rahatsız madem korkuyorsun, da yapmış olabilir. Bak, madem korkuyorsun ya da madem taşıyamayacaksın, hı hı, o zaman niçin bu potalara girersin? İşte. Geçmişten bugüne değişmeyen yegane yargılardan bir tanesi budur. Yanılıyor muyum? Geçmişte de bu böyleydi. Hala bu böyle. İnsan hep hani yapabiliyorsan taşıyabiliyorsan yapacaksın. Ya? Taşıyamıyorsan, korkuyorsan yapmayacaksın yani. Anlatabiliyor muyum? Keşke yaşasaydı da bunu onlara, ona sorabilseydik. Hani ama bunlar kendi ağzından çıkan kelimeler. Çünkü gazetelerde, magazinlere yazılmış bunlar. Hani yani, çok isterdim iddia demek. Yani bu şekilde. Acaba o gazete olayı esasında bir şeylere şahit mi oldu? Bir şeyleri gördü mü? Gördü, konuşamadı mı? Gördü. Ya bir gün konuşursa diye böyle bir şey mi yapıldı? Ya da su testisi su yolunda kırıldı, bu kadar hareketli bir hayat aldı. Bu kadar bir yerden çıktı mı? İşte o zaten gencecik, 25 yaşında. En sevmediğim film türleri bak. En sevmediğim film türü. O olayı sonucunu vermeden böyle ortada bırakırlar ya, filmi de çekildiğinde böyle olacak zaten. Ha bitti. Ne olduğunu bilmiyorsun. Ha, biliyorsun. Bilmiyorsun yani. Biliyorsun ama bilmiyorsun yani. Öldü. Hani anlatabiliyor muyum? Öldü olacak bak, ama ne şekilde öldü bilinmeyecek. Bak Bergen'in hayatı yapılsın. Ayşe Kulin'in kitabı vardı ya, Adı Aylin mesela. Adı Aylin. Ya, oku. Ah. En son şaibeli bir şekilde bir ölümle burun buruna geliyorsun. O kadını tanıyorsun, aşık oluyorsun, bayılıyorsun, çok seviyorsun ve ölüyor. Evet. Ve ortada. Evet. Ya Bergen'in ki ayrı bir konu. Bergen'inkinde mazoşistlik Bergen var. Öldürüldü. O ama kadın acı o çekti. O net. Ama Bergen de vazgeçmiyor. İşte bak Nilüfer çok güzel bir yerden yakaladı gözünü ama. Gözünü mazoşist yani. Bak, doğru. Hani onu söyledim işte, evet. Ayrılamıyor bir türlü. Kadına kesemiyor adam. Kadın tabii, gene ya gidiyor. Kesinlikle yani neden adam yaparsın? Vuruyor gene gidiyor. Dövüyor gene gidiyor. Ve böyle kadınlar var maalesef. Biliyor musun? Var. Çok var. Dayak yiyip tekrar evine giden. Ya, tamam zor dayak oluyor. Dayak yiyip de be, kocamdır döven deyip gerineni gördük ya. Evet. Ya bak büyük konuşmak, ahkam kesmek tabii ki hani burada oturmak öyle kolay bir şey değil. Hani bekara karı boşamak kolaydır derler ya. Ama bir o kadar da hala kadının dayak yediği, hala vurulduğu, hala öldürüldüğü. O ayrı hani, bir şey. Benim demek istediğim ayrı bir şey. Akıllanmayan kadınlardan yani, bahsediyoruz yok, mesela, biz. Çok minik bir örnek vereyim. Şenol benim arkadaşım değil mi? Şenol benim hoşlanmadığım bir kelime, kalbim kırılır değil mi? Gururum incinir veya. Evet. Gönlüm kırılır. Bu eşinden geldiği zaman daha ağırdır. Kesinlikle. Bir de bunun şiddet boyutu, insanın gururu, onuru yok mu ya? Korkunç adam şey. Seni bıçaklamış, sen git bu adamla tekrar beraber. Adam senin gözünü kör etmiş, adamla tekrar beraber olmuyor. Bunun adı tıpta belli. Bu bir hastalık. Allah rahmet eylesin. Yani ne, başka diyecek bir şey evet. Yok. Bir de Bergen'in hayatını izleyelim mi? O kadar konuştuk. Ya ben o Demet Evgar konusuna çok takıldım. Konuşayım, izleyelim evet, de konuşalım. Hem Esengül'ün hayatını istemedim hem de Bergen'in hayatını izleyelim ki aradaki farkı da görelim. Var. Hayat benim, acılarımın kadınıyım. Şarkısı kaderi, hayatı film olan Bergen, acıların kadını Bergen. Yıllar yılı dert yolunda, ne iç ne de sonuncuyum. Kahrediyor hayat beni, acılarımın kadınıyım. Ününe ün katan şarkısı, acıların kadını, güzel şarkıcının adeta kaderi oldu. Söyle.
sevdalardan darbe yedim, gönlüme sevmi dedim, ömrümü yâre kul eyledim, ben acıların kadınıyım diyen Bergen'e hayat acı yüzünü daha çocukken gösterdi. Ayrılık onur değil ki, benim için üzülme. Sıcağıyla meşhur Mersin'de 1960 yılının Temmuz ayında dünyaya geldi Bergen. Gerçek ismiyle Belgin Sarılmışer. Ziyan oldu ömrüm bir gün. Daha ilkokula bile başlamamıştı ki annesi ve babası boşandı. O yıllarda boşanmış bir ailenin çocuğu olmak şimdilerden çok daha zordu. Sevilmek, sevmek, sevdiğine ölesiye sahip çıkmak isteği belki de küçük yaşta gönlünde oluşan baba eksikliğindendi. Sen affet, sen ben affetme. Bütün zalim olanları sen affet, sen ben affetme. Anne ve babasının ayrılmasının ardından annesinin yanında kalan Bergen, Ankara'da yaşamaya başladı. Küçük yaşta müziğe olan ilgisi de fark edildi. Ankara Devlet Konservatuarı piyano bölümünde okumaya başladı. Ama maddi imkansızlıklar sebebiyle okulu bırakmak zorunda kaldı. Bundan sonra adını 40 yılda bir anarım. Sen de kaybettiğimi başkasını da ararım. Müziğe aşıktı. Söyleyebildiği her yerde şarkı söyledi. Ama yaşamak, hayata tutunmak için paraya ihtiyaçları vardı. Çalışması gerekiyordu Bergen'in. Bunun için önce yaşını büyüttü. Ardından PTT'de çalışmaya. Elimde duran fotoğrafın, baktım inan tanıyamadım. Çalışmaya başladıktan sonra biraz nefes almaya başladı Bergen. Hayatını değiştirecek ilk olaysa 1979'da gerçekleşti. Sevgi gibi kutsal kelime. İçindeki şarkı söyleme isteği her geçen gün daha da alevleniyordu. Bir gece arkadaşlarıyla eğlenmeye gitti. Dinlediği şarkılara aralıksız eşlik eden güzel Bergen herkesin dikkatini çekti. Bir de sahneye çıkarak şarkı söyledi. Hem yüzünün hem sesinin güzelliği gece kulübünün patronunun dikkatinden kaçmadı. Asla reddedemeyeceği bir iş teklifi götürdü Bergen'e. Artık en sevdiği işi yapıyordu. Şarkı söylüyordu. Sahnelerdeydi. Grup Lokomotif Orkestrası ile birlikte Türk sanat müziği, Türk hafif müziği ve dönemin modası olan aranjmanlardan oluşan repertuarlarla sahne aldı. Bergen'in ünü gün geçtikçe artıyordu. Artık sadece Ankara'da değil, Türkiye'nin birçok yerinde sahne alıyordu. Günün birinde tüm hayatını değiştireceğini bilmediği bir yolculuğa çıktı. İş için Adana'ya gitti. Sahne aldığı yerde onu izleyenler arasında önce kalbini, sonra güzelliğini, en sonunda da hayatını elinden alacak Halis Serbest de vardı. Sen affet, sen ben affetme. Bütün zalim olanları sen affet, sen ben affetme. İlk görüşte aşık olmuştu güzel şarkıcı. Gönlünü kaptırdığı adamın katili olacağını asla öngörememişti. Bir yıl sonra karısı olduğu sevdiği adamın peri masalı gibi başlayan aşk, kıskançlık krizleriyle acıların odağı oldu. Yıllar yolu, dert yolunda, ne ikneden sonuncuyum, kahrediyor hayat beni, acılarımın kadınıyım. Defalarca öldüresiye dayaklar yedi, gördüğü şiddete dayanamadı, birçok kez Halis'ten kaçtı. 1982 yılında ilk long play olan Şikayetim Var kasetini çıkardı. Müzik dünyasında hızlı adımlarla yükselirken evliliğinde dipsiz bir kuyunun içine çekildi adeta. Şikayetim var, kaderden yana, bir avuç kül oldum. Kariyerinin zirvesine adım adım tırmanırken dünyasının başına yıkılacağı günlerde yaklaşıyordu. Kocası Halis'i hissettiği duygu peşini bırakmıyordu. Onca şiddete, dayağa rağmen aklının, kalbinin bir yanı hep Halis'teydi. Halis'in de Bergen'in peşini bırakmaya niyeti yoktu. Nitekim bu aşk ikisinin de kaderini sonsuza kadar değiştirecekti. 1982 yılının Ekim ayında İzmir'de sahne almaya başlamıştı Bergen. Halis ise peşini bırakmıyordu. Sahneleri bırakmasını istediği karısını ne yaparsa yapsın vazgeçiremiyordu. Ziyan oldu ömrüm bir gün görmeden. Korkunç bir plan yaptı sonunda. Eğer güzelliğini elinden almaya başarırsa kimse artık Bergen'e iş vermezdi. Birini buldu, Bergen'in yüzüne kezap attırdı. Söylemiyor.
bu saldırıda tek gözünü kaybetti güzeller güzeli Bergen. Vücudunun büyük bir kısmı yandı ama o asıl darbeyi aslında gönlüne aldı. Çünkü ölesiye sevdiği adam yaptırmıştı bunu ona. Kahrediyor hayat beni, acılarımın kadınıyım. Halis istediğini elde edemedi. Herkes Bergen'in her şeye rağmen sahnelerde olmasını istedi. İkna olması zor oldu. Kendisini bir türlü hazır hissetmedi. Ama onu ayakta ve hatta hayatta tutacağına inandığı tek şey müzikti. Bundan sonra adını Kim Bilir şarkısının bestecisi Cengiz Özçeker, Bergen'i ikna etmeyi başardı. Güzel şarkıcı yeniden sahnelere döndü. Kim bilir, kim bilir, kim bilir, kim bilir. Arabeskin aranan sesi 1985'e kadar Özçeker'in sahibi olduğu pavyonda sahne aldı. Patronuyla birlikte hazırladığı Kardeşiz Kader isimli bir demo kaseti gönderdiği Yaşar Kekava, Bergen'in sesini beğendi ve sanatçıyı İstanbul'a davet etti. İstanbul müzik piyasasındaki ilk profesyonel long play'i olan İnsan Severse'yi çıkaran sanatçı, 1986 yılının sonlarına doğru yaptığı Acıların Kadını'yla şöhrete kavuştu. Albümünün beğenilmesiyle plak şirketi tarafından Nisan 1987'de 1986 yılı albümü en çok satan arabesk kadın sanatçı unvanıyla altın plak ve altın kasetle ödüllendirildi. Aynı yıl Ürkü Erakalı'nın senaryosu ve yönetmenliğiyle Acıların Kadını filmiyle kamera karşısına geçti. Büyük bir hayran kitlesi edinen Bergen konser için gittiği Adana'da uğradığı bıçaklı saldırıdan son anda kurtuldu. Şikayetim. Kalbini ona her ne yaparsa yapsın Halis'ten ayıramıyordu. Yaşadığı onca olaya, defalarca gördüğü şiddete rağmen aşkı acılarından büyük geliyordu. 1989 yılına kadar bu kangrene dönüşen aşktan kurtulamadı. Dönem sahneyi bıraktı. Onu da yak tanrım, sevgimin bedeli ve istemiyorum albümlerini çıkardı. Ama artık bu ilişki ne yaparlarsa yapsınlar devam etmiyordu. Boşandılar. Sen affet, sen ben affetme. Bütün zalim olanları sen affet, sen ben affetme. Bergen son albümü olduğunu bilmeden Yıllar Affetmez albümüyle Haziran 1989'da sahnelere dönüşünü yaptı. Takvimden dökülen bilgiyle karşılanan albümün tanıtım turnelerine başlayan sanatçı 14 Ağustos 1989'u 15 Ağustos'a bağlayan gece Adana Pozantı'da boşandığı eşi tarafından kurşunlanarak öldürüldü. Bundan sonra adını 40 yılda bir anarım, sen de kaybettiğimi başkasını da ararım. Yaşamaya başladığı andan bu dünyadan göç ettiği ana kadar şarkısında olduğu gibi acıların kadını olarak yaşadı ve aramızdan ayrıldı Bergen. İzledik. Hı hı. Yani ikisi de acılarla dolu. Sadece Esengül evet. Birazcık daha farklı. Yine ağırbaşlı değil. Mesela bir Bergen'e göre. Acılı bir hayat da değil Esengül'ün hayatı. Evet, acılı bir hayatı yok Esengül'ün. Sonu kötü. Tabii. Sonu kötü oldu. Ya su testisi su yolunda kırılır dedin ya. Ha. Hani faili meçhul mü, kader mi? Öyle de denilebilir. Denile hani bilmiyoruz denilir. Ortada. Hani tabii. Su testisi su yolunda mı kırıldı? Yani bir sürü ona göre bir şey denilir. Hani evet. Ona bakarsan Bergen için de aynı şey söylenebilir. Defalarca aynı adamla barışmış, yüzüne kezzap yemiş. Bergen'de kabullenilmiş bir yenilgi var. Yani... Ya da bir tutsaklık, kabul edilmiş tutsaklık mı bu? Bunun artık? Nedir? Aşk Stockholm sendromu. Ya. Olabilir. Evet. Ya nedir bu bilmiyorum ona kendine yani. Ait hissetmiş hastalıklı o kişiyi. Bir ilişki yani yıllardır devam eden. Nilüfer çok güzel söyledi işte. Yani mazoşist bir durum söz konusu yani. Acıdan ya. Acıdan mı besleniyorlar? Ya da kendini öldürebileceğini hiç mi düşünmedi? Bana hani herhalde beni öldürmez. Hani bana evet böyle tutkusundan zarar veriyor. Dolayı, sevgisinden dolayı. Yüzüne kezzap atıyor olduktan sonra. Ya kezzap atmak kimin aklına gelir ya?
Ondan sonra zaten asıl sorun ondan sonra başlıyor. Yani ilişkiye devam etmesiyle başlıyor. Evet. Adam o olay zaten hastalıklı. Kadın da hastalıklı. Ha tabii iç yüzünü bilemiyoruz. Hani biz döndü sevgisine, zaafına yenik düştü döndü olarak ya, okuyoruz. Ya buna bir aşk olmuyor. Bu arka planda şu mesela, olabilir. Merak ettiğim filmlerden bir tanesi olacak. Çünkü Bergen benim gençlik, yani çocukluk yıllarımın işte o zaman işte Küçük Emrahların işte olduğu, işte Acıların Kadını Bergen diye sloganlarla çıkan, çok net hatırlıyorum, 14-15 yaşlarında olduğum dönemlerin starlarından biri, gerçek starlarından biri o dönemin. Hayat hikayesini, işte acıların acısını merak ediyorum. Yani sinemaya nasıl yansıyacak, nasıl oynanacak, nasıl anlatılacak. Yani sinemadaki hikayeyi merak ediyorum. Tamam işte, ama bu zamana kadar yapılan biyografilere de baktığımız zaman hep bir yere kadar veriliyor. O senin benim merak ettiğimiz işin arka planı A'dan Z'ye kronolojik bir zamanlamayla tam bir biyografiyi yapmıyorlar. Evet. Bir de şöyle bir şey çıktı. Halis Serbest dedi ki, ben izin verdim mi? Benden izin aldınız mı? Bak adam hala... Adam 7'sinde neyse 70'inde de o oldu. Bergen'in işte yani üzerinde hala bir hak iddia ediyor. Ve Bergen'in kabri demir yani, parmaklıklarla hala sembolik bir şekilde korunuyor. Çünkü oradaki, korunamayan bir kadın öldürülüyor ve hala kabrinde demir parmaklıklar var. Tabii. Sembolik bu tabii ki ama... Hiç değişmemiş değil mi? Yani o gün de biz kadınlarımızı koruyamamışız, bugün de koruyamıyoruz. Şimdi ben çok önemli bir konuya parmak basayım mı? Önce sen kendini koruyacaksın, sonra korunmayı bekleyeceksin. Millet bunun kafasına bir sokacak yani. O zaman sonra millet önce kendi gidiyor. Sen kendini, hayır, sen kendini önce koruyacaksın, sonra korunmayı bekleyeceksin. Ama bir orantısız bir güç de var ama Nilüfer ortada. Hayatım kadın bundan zevk almış yani. Kimse kusura bakmasın. Yazılanlar Allah rahmet eylesin. Keşke olsaydı da cevap hakkını kullansaydı da bize cevap verseydi. Ama olaylar sinsilesi gösteriyor ki dövülmüş, geri dönmüş. Kezzaplanmış, geri dönmüş. Vurulmuş, geri dönmüş. Dönmüş. Hani her şey bir yere kadar gitti, yıkılacak duvarın altında dur, sonra hafif bir şey de duvar üstüne yıkıldı, bu niye oldu demek gibi bir şey bu. İşte yani acaba, ben de şunu söylüyorum, ailesine düşkün bir yapısı var rahmetlinin, söylenen bu, bilinen bu. Acaba diyoruz ki hani biz hastalıklı ilişki, sürekli tutkuya, aşka yenik düştü, her şeye rağmen döndü. Acaba dönmek zorunda mı kaldı? Tehditler önce kendisine değildi de ailesine, en sevdiklerine, aslına bakacak olursan en zaafı olan insanlara yönelik miydi? Hep öyle oluyor zaten. Bilmiyoruz ya. Gelmezsen hani anneni öldürürüm, kardeşlerini öldürürüm. Yani kadının suratına kezzap atan, 3 gün sonra da attıran, 3 gün sonra da vurup öldüren kişi bence bunu da yapmıştır. Bir de şöyle bir şey söyleyeceğim sana. Halis Serbest'in bir röportajı vardı. Hacer ayarlayabilirsen onu da bir gösterelim. Orada diyor ki... Evet ya, o röportajı merak ettim. Şey diyor Halis Serbest röportajında. Ben daha önceki evliliklerde de dört keremine evlilik yapmış. Onlar hayatta. Eşlerime sorabilirsiniz. Tövbe, dövmedim. Onlar hayatta diyor ya. Onlar hayatta hani... Allah razı olsun sen onları öldürmediğin için. Biz böyle mi söylemeliyiz? Trajik. Aynı röportajında böyle bir şey söylüyor. O bölümü vereceğiz birazdan ayarladığımızda. Hani yanlış bir şekilde de telaffuz etmek istemiyorum ama hani nasıl oldu ve neden oldu diye böyle bir şey sorulduğunda, ben daha önce de evlilik yaptım diyor. Ya dört kere ya da dördüncü kez, hani Bergen'den de bahsediyor olabilir. Diğer eşlerim hayatta. Onlara sorabilirsiniz benim nasıl iyi bir koca olduğum anlamında diye böyle bir röportaj veriyor. Şimdi o da diyor ki ben de çok hazırmış, tahrik oldum falan da diyor. Hemen yani. Hani izleyelim. Yaptım ama niye yaptım? Hani tabii, ona tabii. Bağlıyor öyle yani bir açık açıklaması var. Hemen izleyelim, sonra devam edelim. Bergen'in hayatı film oldu, film olacak derken Serenay Sarıkaya'dan sonra bir darbede hem büyük aşkı hem katili Halis Serbest'ten geldi. Ayrılık olur değil ki, benim için üzülme.
Bergen'i öldürdükten sonra uzun yıllar hapiste kalan eski kocası Halis Serbest, Bergen filminin çekilmesine izin vermeyebilir mi? Yıllardır ortada olmayan Halis Serbest, seneler sonra neler anlattı? Kahrediyor hayat beni, acılarımın kadınıyım. Bergen filminin senaryosunu yazan ve aynı zamanda da kitabını kaleme almakta olan Ayça Öztor'un yaşadığı Kozan'da Bergen'e önce kezzap atıp yüzünü yakan, ardından da yaşamına son veren Halis Serbest'i buldu. Zaten tüm sebebi annesidir bu olayların tüm sebebi. Uzun zamandır hayat hikayesi beyaz perdeye taşınması beklenen Bergen filmi Arap Saçı'na döndü. Önce Serenay Sarıkaya projede yer alamayacağını açıkladı. Ardından hayatına son veren eşi benden izin alsınlar dedi. Ben bunun ailesini tanırım. Ailesi o zaman bana hiçbir tanesi demedi ki sen haksızsın demedi. Hepsi bana hak verdi. O, şiddet o... kavga olaylarında mı? Tabii kaçma, devamlı kaçıyor kardeşim. Bir de şu var, ailesi bu konuyu kesinlikle hiçbir şeyini bilmiyorlar. Sadece kaçtı, biz kovaladık. Kaçtı, vekalet istedik boşanmak için. Kaçtı, boşanmak için. Kaçma sebebi neydi Halis Bey? Ya şimdi bu Adana'da, Diyarpaşa Bulvarı'nda ben saray gibi bir ev yaptım. Evet. Annesi de Ankara'da evi var. Annesi de Ankara'da kalıyor. Özür dilerim, yani şiddetten mi kaçıyor? Hayır. Herkes şahit buna. Kesinlikle. Ya ben sana şunu söyleyeyim. Ben 4 evlilik yaptım. Hepsi de hayatta. Ya açın, görüşün, konuşun yani. Bir şiddetim olmuş mu? Ya şimdi bir medeni insan olarak. Ya evlenmekten bir bak, boşanmaktan bir bak. Evet. Ayrılmıştın. Allah işini gücünü herkesin rast getirsin. Erit insanlarla da tanıştın. O kadar güzel bir ortam var ki. Çok güzel bir ortam var. Kendimi de mağdur etmiyorum yani. Sahne toz aldığı için, onu da bildiğim için. Adana'da o zaman güzel kazinolar vardı. Aile kazinoları vardı. Bunu şey yapmıyorum. Gidiyoruz. Yemeğe çıkıyoruz. Efendim. Konu komşu gezmesine gidiyoruz. Efendim hiçbir şeyden mağdur etmiyoruz ama. Etmiyorum. Annesi geliyor. Zaten tüm her şey annesinden kaynaklandı bu olaylar. Annesi geldi, gitmiş. Benim haberim yok. Ben eve geldim. Bak bu şey, sarhoş. Alkol alıyor muydu? Tabii. Rahmetli. Ama yani ilk zamanlar almıyordu öyle. Yani bir restorana veyahut da aile kadronosuna falan gittiğin zaman o zaman az. Öf, alıyordu. Hayırdır bir şey mi oldu dedim. Bu başladı. Ben yok dedi işte dedi, ben geri dedi sahneye döneceğim dedi bilmem ne yapacağım. Ya ben sana dedim ki başında konuştum ben sana. Teklif senden geldi bana. Evlilik teklifi kendinden geldi bana. Ben de dedim ki tamam dedim. Yalnız benim bir şartım var. Sahne olayı kesinlikle biter. Bunu düşün. Bir ay düşün, iki ay düşün, üç ay düşün. Sahne olayın olursa olmaz dedim. Bir de yakışmaz. Neden öldürdünüz? Doğrusunuz. Yalnız bir şey söyleyeyim. Ben bu yaşıma kadar öyle bir tahrik hiç yaşamadım. Yani ne söyleyeyim ki, ağza alınacak şey değil. Yani boşandıktan sonra sürekli... Tabii beni aradığı gibi başka benim çevremde olanları da tanırdı. Tek sana konuştum. Yani tüm gerçekleri bana konuştum. Yalnız bu iğrenç, ağza alınmayacak şeyleri bazılarını konuşmadım sana. Çünkü o utandığından ya. Yıllar yolu, dert yolunda, ne iç ne de sonuncuyum. Kahrediyor hayat beni, acılarım. Hayretle izledim ya. İstediği evet. Kadar tahrik, kadın erkeği tahrik edebilir, erkek kadını tahrik edebilir. Sonunda beni çok tahrik etti ve ben de onu öldürdüm. Tamam, mahkemelerde bir tahrik indirimi var ama her kavga ettiğin,
kötü laf söylediğin, ağza alınmayacak küfürler söylediğinde öldürmen mi gerekiyor? Diğer eşleri o zaman tahrik etmemiş, küfürler etmemiş, onları öldürmemiş, hayattalar, sorabiliriz. Ama Bergen'e soramıyoruz. Belki de tahrik olmadı. Çok belki de bu adamın iddiası. Çok sevdiğim bir söz var. Haklı olmak, haklı kalmak. Haklı kalamamış ama aslına bakacak olursan çıkış noktasında adam diyor ki evlilik teklifi bana ondan geldi dedi. Tamam. Ve ben tek bir şart koştum dedi. Sahne hayır. Bitecek. Evet. Sonrasında anne devreye girdi. Bilmem ne oldu. Bir gün eve geliyorum. Bir bakıyorum ki alkol almış bilmem ne. Ben sahneye döneceğim. Alkol sağlığa şimdi, zararlıdır bu arada. Ananeler, töre, adamın haleti ruhiyesi. Sen bu adamı kalkıp nerede tanıdın? Adana ya da Ankara. Tarzını tavrını biliyorsun. Evet. Aşık oluyorsun, evlilik teklif ediyorsun. Adam tamam diyor. Ama? Ama diyor. Bunu ise aradan yıllar geçtikten sonra sen diyorsun ki yok öyle değil böyle. Haklı kılmıyor yaptığı hareketi asla. Haklı olmak, haklı kalmak. Ama çıkış noktasına aslına bakacak olursan adam eğer ki böyle bir şey yapmamış olsaydı, bu yollara başvurmamış olsaydı aslında haklı. Ama yaptıklarıyla haksız. Tabii. Suçlu. Suçlu. Kesinlikle. Bir cana kıymak. Bir şey bana garip geliyor. Yani bu arada hani rahmetli olmuş kişilerle ilgili biraz önce de söyledim. Yani konuşmakta çok zorlanan bir insanım. Hani normal sosyal yaşamda da bile konuşamam. Ki ekranlarda da zorlanıyoruz. Biraz önce diyor ki beyefendi hani ben diyor şu anda söyleyemeyeceğim. İğrenç kelimeler etti bana diyor. Peki bir kadının hayatına değer mi? Hangi kelime bir kadının hayatından kadın daha da değil, kıymetli? İnsan öfke kontrolü ya. Öfke ya karşıdaki kontrolü. Kadın olduğu için söylüyorum. İnsan hani, bir kadına insan hayatına değer mi? Öfke kontrolü. Hepimiz işte. Zaman zaman çok şeyler yaşıyoruz. Hakaretlere maruz kalıyoruz. Ya bilmiyorum benim hayata bakış açım. Belki hümanist yaklaşıyorum. Hümanist bir insan olduğum için de. Böyle bir şey olamaz ya. Hayatın içerisinde hani sen bana hakaret ettin. Ben de öldürdüm. Böyle bir şey olamaz. Yani böyle bir şey yok. Basit ve kolay olmamalı değil mi? Asla, 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 asla. Yani bunu hiçbir şekilde algılayamadım. Yani böyle çok rahatsız olduğum bir konuyu konuşuyorum. Öldürmeden öncesini bir de konuşun. Dayak, şiddet. Ya orası kezzap. Zaten biraz önce Nilüfer diyor. Başlı başına kronolojik olarak zaten şey. Sonuç baktığınız zaman giriş gelişme sonuç hikayesinde zaten belli gidişat. Yani bu kadar acı acı acı. Perşembenin gelişi çarşambadan belli. Yani. Burada pazartesinden belli hatta evet. Yani o kadar. Devam şey, ettirelim bir an ortada yani. Görüyoruz magazin ama... dünyasında da bir takım şeyler oluşuyor. İnsanları görüyoruz ya yani belli hala üzerine gitmeye gerek yok. Bu benim kendi iç sesim, iç düşüncem. Şuradan konuşuyorum. Ben bir kadının bu kadar aşka, sevgiye yenik davranabileceğini düşünmüyorum. Ve böyle güçlü bir kadının. Ve böyle güçlü bir kadının. Kesinlikle bu ilişki, bu ilişkide koordinatlar, bu ilişkide süreç hep bir zorunlulukla bence ilerledi. Benim hissiyatım bu yönde. Tehdit. Gibi. Her şey annesinin suçu deniliyor ama yani adam da buna sığınıyor. Annesi geldi ve bir gün evde konuşulmuş demek ki hani kızım sahnelere çıkacaksın, sen sahneler için yaratıldın, ben seni işte bu adamla evlen kendini kapat diye mi doğurdum büyüttüm, hani bunlar söylenmiş çünkü konservatuar mezunu Bergen'de, bir de o zamanlarda ne kadar okun yani bilgililer aslında, sonrasında da kezzaplar, dayaklar, işkenceler ve öldürülme. Ben merak ediyorum mesela Halis Serbest'ten biz bunu dinledik. Bergen'in bir akrabası, Bergen'in yaşıtı, arkadaşı, komşusu muhakkak yaşıyordur. Mesela bilir kişilerin de bu konuyla ilgili açıklamalar yapması lazım. Ya biri derse Halis Bey gerçekten haklı. Tamam, suçlu, o ayrı bir konu. Ama gerçekten Bergen tahrik etti. Gerçekten yapma etme dedi adam. Hiç Bergen dinlemedi. Ya da tam tersi. Adam hep tehdit etti. Anneni öldürürüm, seni öldürürüm, evet. Sevdiklerini öldürürüm. Yani bunu bilen bir kişi yok mu? Bergen'in en yakın arkadaşı kimdi? Komşusu kimdi? Akrabaları yok mu? Ya da Halis Bey'in yanındaki yakın korumaları, akrabaları, tanıdıkları... Öncesi ve sonrası yaptığı evlilikler, neler duydular? Evet. Hiçbir şey bilmiyoruz. Bilmiyorum ve nasıl ama film yapılacak? Şimdi ben VTR'yi izledikten sonra adam hani
kendisini çok güzel ifade ediyor her şeyden önce. Çok kendinden emin. Evet. Acaba hani onun dediğini doğru kabul edip, beyefendinin dediğini doğru kabul edip ilişkinin başlangıcı ve öncesine gidersek, şöyle bir durum geldi aklıma. Adam nelerden vazgeçti bununla evlenmek için de belki ona öfkelendi. Tabii bir de o var. İşte bilemiyoruz. Şimdi adamın öncelerini bilmiyoruz. Bak evet. Vitrine, vizyona nasıl evet. bir bergen çıkartacaklar? Nasıl, tamamen şey mi? Suçsuz bir de Güney bir insanı. Güney yani Adana. Evet. Yani Adana'da o yılları düşünelim. Dönelim geriye. Sen daha çok gençsin. Ben bile yetişmiyorum. O dönemlere dönelim. Hiç bilmiyorum. Baskının baskısı bir erkekte. Bir sanatçıyla evlenmesi çok büyük bir olay. Çok. Tabii. Çok büyük karar. O adamın hayatının bitmesi gibi o bir şey. O zamanlar gazinolarda bak, çıkan bir sanatçı hem de. Düşünün. Bir Ankara gazinosu adı adamı. Şarkıcı. Heh. O zaman evet. Böyle işte sanatçıyla beraber olmak gurur duyulacak bir şey değildi ki. Maalesef. Değil mi? Bir de doğru, bu tarafı var. Doğru. Kaldıramadı mı acaba adam? Adana'da ve Anadolu'da. O adamın aldığı riskleri bir de göz önüne getirin. Vazgeçtiklerini göz önüne getirin. Yani bu çok rahmetli de yaşasaydı keşke imkan olsaydı adamı da alsaydık, onu da alsaydık, konuşsaydık ama tabii. Mekanları cennet olur. Bakalım nasıl yapılacak? Şimdi filmde tabii mesela rahmetli Müslüm Gürses'in filminde seyirci ikiye bölünmüştü hatırlarsınız. Kimisi aa gerçekten Müslüm Gürses böyle miydi? Evet. O inanamıyorum bizim baba dediğimiz adam böyle miydi dedikleri noktada. Şimdi burada da acaba buna benzer bir şey mi çıkacak karşımıza? Yani hikayeyi iyi nasıl göreceğiz? Döneleri nereden toplayacaklar? Yani mesela Naim Süleymanoğlu'nun mesela Japon bir kadından kızı olduğunu biliyoruz değil mi? Evet. Naim'in hayat hikayesi yapıldığı zaman o kız yine yok mesela. Eksik kaldığı evet, zaman da rahatsız yani, oluyorum ben anladın evet. Yani Sekai Mori dediğimiz bir kişi var. Evet. Haberi yapılmış, biliniyor. Yani Japon bir kadından bir kızı var. Yani önemli noktalarından bir tanesi. Evet, önemli noktalarından bir tanesi. İşlenmediği zaman eksik kalıyor. Şimdi Bergen'in hayatı tabii ki çekilsin. Hatta yani triloji bile olur aslına bakacak olursan yani bu peş peşe evet. gelen filmler bile olabilir bunlar ama yapılacaksa bir şey evet. A'dan Z'ye yapılmalı. Her yönüyle yapılmalı ve ortaya nasıl bir Bergen çıkacak? Gerçekten hayatındaki adamı yolundan çeviren Nilüfer'in söylediği gibi Adana vesaire töreler geleneklerden savaş açtıran sonradan adamı taciz eden bir Bergen mi göreceğiz yoksa mağdur bir Bergen, acıların kadını Bergen'i mi göreceğiz? Bunu haftaya konuşabileceğiz. Evet. Bir de çok güzel Naim Süleymanoğlu'ndan bahsettik ya. Hı. Onun da bir hayat hikayesinin önümüzdeki hafta bir nasıl söyleyeyim VTR'sini yapabiliriz. Olabilir. Neydi, nasıl oldu, o filmden kesitler yapıp ve kızlarından da bahsedebiliriz, çocuklarından da bahsedebiliriz. Bizden bugünlük ve bu haftalık bu kadar. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Hadi size eyvallah. Hadi bakalım. Çok güzeldi, çok eğlenceliydi. Zaten çok seni tanıyordum. Evet. Sizi tanıdığım için de çok mutlu oldum. Çok zarif ve çok böyle güzel, dik duran bir kadınsınız. Yani oturuşunuzdan, ederim. Konuşmanızdan, gördüğünüzden belli. Kesinlikle denildiği, anlatıldığı gibi bir kadınsınız. Ah evrim, tanıştığıma çok sevindim. Çok teşekkür ederim. Senin gibi bir genç arkadaşım oldu. Evet. Ben de çok mutlu oldum. Çok teşekkür ederim. Biz de eski dostlar uzun zamandan sonra bir araya yani, geldik. Ben, özlemişim evet, vallahi. Evet, vallahi ben de özlemişim. Çok teşekkür ediyorum nazik davetiniz için ki Nilüfer'i de uzun süredir görmüyordum. Gerçekten aynen, çok bu vesileyle canımın içi görüştük. Ali Osman Akat'la kulaklarını çınlattık senin. Öyle mi? Ve senin. Sen gitmedin mi daha? Yok. Hemen şimdi, gönderelim. Tamam. Lafınızı evet. bölmek istemedim. O zaman haftaya biz Gökay Kalaycıoğlu ile beraber yine buradayız. Hoşçakalın. 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 Uçan kuş çok teşekkürler. Genel izleyici kitlesi için uygundur.
asla çırpma teliyle çırpmıyoruz. Neden? Kesinlikle. Tam Boğaz Köprüsü'nün altındayız. Evet. Koca karı gerdanı yapacak. Karadeniz'de öyle. Birazcık soğuk olması gerekiyor. Evlerimizde hep yaparız, erişte yaparız. Aynı onun gibi tatlımızın yağ girmeden önce soğuk olması gerekiyor. Çerkez tavuğumuz, çerkez tavuğumuzla pastamız, saçaklımız, velibah ve çerkez tatlımız. Sosyal Yaşam kanalı, Hayata Hoş Bakanların kanalı ve Türkiye'nin en eğlenceli, en renkli yemek programı Ustalar Pişiriyor. Bugün İstanbul'un en güzel köşelerinden birinde, Beylerbeyi'ndeyiz efendim. Trabzon Kültür Derneği'ne geldik ve bugün programda bir Karadeniz rüzgarı esecek, Karadeniz lezzetleri olacak. Ben hemen içeri giriyorum. İçeride sizlere anlatacak, tarif verecek, konuşacak çok şey var. Ben içeri girerken siz de biraz buraya gezin, olur mu? Hadi. Yağmur oldum bana damlamayısın. Ya ben anlatamadım, ya sen anlamayısın. Ellere yağmur oldum bana damlamayısın. Elimde çiçekler rum. Sevgili izleyicilerimiz, mutfağımıza geçtik. Şöyle doğada biraz yürüdük. Trabzon Kültür Derneği'ndeyiz bugün ve yanımda da Ahmet Şef'im var. Nasılsınız Ahmet Şef'im? Teşekkür ederim. Sağ olun. Nasılsınız? Vallahi harikayız. Doğa içerisinde gezdik. O basamakları çıktım, evet. Çıkardılar. Asansörle indim, tersini yaptım. Çıkarken de çıktım. Evet. Şimdi biz bugün programımızda Karadeniz lezzetlerini sizlere sunacağız. Karalahana çorbamız varmış, hamsili kayganımız varmış, evet. Hazırlı kayganı hatta şimdi evet. Yapacağız. Kuymak yapacağız size. Evet. Kuymak, bakın muhlama demedik, kuymak dedik evet. Efendim. Trabzonluların yerine geldik. Evet. Rize'ye gidince muhlama diyorlar onlar çünkü. Onlar muhlama diyor, evet. Evet, tavada hamsili mısır ekmeği yapacağız ve burma baklavamız var. Başka bir ismi de varmış. Onu da programda söyleyeceğiz efendim. Ahmet Usta, bir kaygana hamsili ve pazılı kayganımızın malzemelerini sayar mısın? Tabii. Ölçülü bir şekilde. Tabii, memnuniyetle. Un, su, tuz, yumurta ve maydanoz. Evet, ve hamsi ve pazımız var. Bunları da ayrı ayrı yapacağız sanırım. Hamuru yaptıktan sonra hamsili kaygana yaparken içine 9-10 tane kadar kılçıksız hamsi ait deyip katıyoruz. Pazılı kaygana yaparken de bir kase pazıyı normalde bir kepçe dolusu yumurtalı unla karıştırıp o şekilde yapıyoruz. O zaman başlayalım ustacığım. Başlayalım tabii, yapımına. Tabii. Maydanozumuz var, yumurtamız, tabii. Tuzumuz, tabii. Suyumuz, unumuz. Evet. İlk önce un koyuyoruz. Evet, önce unumuz. Sonra bir miktar bir tuz. Bir bardak un koyduk evet. Sevgili izleyicilerimiz. Tuz koyuyoruz. Sonra? Sonra? Hamur yapacağız. Hamur. Tabii, bildiğimiz hamur. Yani çok koyu da değil, çok cıvık da değil. Daha sonra bunu hiç pürtü kalmayacak şekilde yoğuracağız. Yumurtayla açacağız. Yumurtayla da açacağız. Evet, yumurtayla açacağız. Yalnız bunun püf noktası var. Nedir usta? Asla çırpma teliyle çırpmıyoruz. Neden? Kesinlikle. O zaman yumurtalar kabarmıyor. Aa. Tabii. Yani çatal yardımıyla veya o zaman bizler de krep yaparken krepe benziyor çünkü bu hamur. Onda da mı biz böyle yapalım? Şöyle krep hamuruna benziyor ama kaygana pişirirken de göreceksiniz. Kaygana krep hamuru kabarmaz.
Evet. İnce olur. Bu kabarıyor. Yani, ha, biz bunu kabarmasını tabii, istiyoruz. Tabii tabii kabarmasını istiyoruz. Şimdi bunu üçe böleceğiz. Yani biri iki, sade, biri... Biri sade, bir tamam. Hamsili, tamam, bir olur. Diğeri de puzzle'ı. Tamam, olur. Bugün günlerden pazar, can uyan sevum. Yaylalara doğru git, peşinden geleceğim. Evet, biz hamurumuzu çırptık. Karıştırdık. Verdik, karıştırdık. Evet. Şimdi artık hamsiyle ve pazıyla buluşturma zamanı değil mi Ahmet Usta? Evet. Şimdi o safhaya geldik. Hadi bakalım. Normalde bizim kepçemiz var. Hı-hı. Ölçü olarak. Hı-hı. Ama bunu tabii kepçenin aynı ölçüye bulacağız. Hı-hı. Bir kepçe. Kepçemizin hepsi buluşup kanede mi? Yıkanmadı mı usta? Yok. Ondan mı getirmedin de bundan yapıyorsun tahta taşıklar? Yoksa Trabzon'u izleye Trabzon tahta taşıyanı mı göstermek istiyorsun? Evet. Şimdi hamsili olan kayganamız ay, bu. Maşallah. Bol hamsi. Hamsili yine kaygana yapıyoruz. Pazılı ölçümüz, kaygana yapıyoruz. Yani pazıyı kapatacak şekilde. Pazıyı kapatacak. Kalınını evet, da sade yapıyoruz. Maydanozlu yapıyoruz efendim. Evet. Diğeri de normal. Sade kaygana. Sade kayganamız da bu. Tavada bunları ayrı ayrı. Bunları usta yağda mı peki tabii çevireceğiz? Tabii tabii tabii. Yağlı tava, mı? Tavada yağ çekmiyor ama yağla sıvı pişiyor. Yağ mı? Sıvı yağ. Sıvı yağda arkalarını krep tabii gibi pişireceğiz. Tabii tabii çevirerek onu birazdan pişirirken peki göreceksiniz. Peki bunun dinlenmesi gerekiyor mu usta? Hayır tamam, hamurumuz 15-20 dakika dinledikten sonra tamam. Tamam, hamuru yani dinlendireceğiz tabii, önden tabii, değil tabii, mi? Tabii tabii, hamuru tamam. Biraz dinlenmesi lazım. Hamuru dinlendireceğiz, sakın unutmayın ha. Şimdi hamsilimiz var. Puzzle'ımız var, var ve sade kayganımız var. Maydanozlu. Evet. Bunları şefim dedi ki en az 20 dakika, yarım saat dinlendirmemiz hamuru, gerekiyor. Tabii, hamuru yedikten sonra yağda mı çevireceğiz usta? Karıştıktan sonra evet, teflon tavada ve sıvı yağla yapacağız. Sıvı yağda pişireceğiz efendim. Evet. O zaman biz ne yapıyoruz? Pişmeye gidiyoruz. Hadi sonra ne olacak? Diğer tarifimiz gelecek. Diğer tarifimiz ne? Vallahi ben de bilmiyorum hangisi varsa sırada. Hadi. Pişirmeye ustamla birlikte ve şimdi ne yapıyoruz? Karadeniz'in en güzel yemeklerinden,
çorba mı desem, ana yemek mi desem, ne usta bu? Lahana çorbası. Lahana çorbası. Evet. Lahana çorbası yapacağız. Ben çok severim. Kimileri iç yağ kullanır ama biz kullanmayacağız Yok, sanırım. Yok kullanmıyoruz. Biz kemik suyu kullanıyoruz. Kemik suyu kullanacağız. Evet. Malzeme listesini verelim usta. Tabii ki. Haşlanmış lahanamız, ön haşlama, barbunya ve mısır kırması, kavrulmuş mısır unu, kuru soğan, tuz ve tereyağı. Peki usta, yapılışını bir anlatabilir miyiz sıralamasıyla? Soğanımızı kavurup ilave ediyoruz çorbamıza. Ve en sonda kavrulmuş mısır unumuzu suyla açarak son 20 dakika kala ilave edip alıyoruz. Hepsi bu kadar. Ve üzerine bol tereyağı. Bol tereyağı, evet. Kemik suyu. Kemik suyu. Lahanalarımızı ekliyoruz, evet. Barbunyalarımızı ekliyoruz. Bir de biberlerimiz var galiba. Tabii ki. Bir de kurutulmuş acı biber kullanıyoruz. Salça kullanmıyoruz biz. Derde akar kudurur, taşı taşa vurdurur. Bizi ağlatan Mevlam elbet bir gün güldürür. Akan dereler gibi aksam aksam durulsam. Uyurken benim yarım kucağımda bulunsam. Uyurken benim yarım. Ustam, ustamla birlikte karalahana çorbasını yaptık ve şimdi de kuymak tarifine geçiyoruz. Aslında bugün çok güzel lezzetlerimiz var. Burada hanımlar var. Birazdan Rukiye'yi alacağım. Rukiye ile birlikte güzel tarifler hazırlamaya devam edeceğiz. Ama öncesinde Ahmet Usta'ya sormak istediğim bir şey vardı. Görmüş olduğunuz gibi kuymak malzemelerimiz var. Evet. Mısır unu, telli yağlı peynir ve tereyağı. Evet, tereyağı. Başka bir şey kullanıyor muyuz? Yok. Sadece mısır ununu biz normalde kavurarak da yapıyorlar tereyağını ama biz o şekilde yapmıyoruz. Soğuk suyla açıyoruz. O şekilde kullanıyoruz. Kavurmadan? Un kavrulmuş zaten ama suyla önden açıyoruz. Onu da göreceğiz zaten. Onu da göreceğiz. Yapacağız. Bu arada şefim, ben mutfakta burada hamsi koli gördüm. Yani hamsili ekmek mi diyelim? Evet. Hamsili mısır ekmeği mi diyelim? Hamsi koli de derler. Hamsili sebzeli mısır ekmeği. Vallahi yapmışsınız. Şöyle göstermek istiyorum izleyicilerime. Dedim ki bunun tarifini almadan gitmem. Tabii Asla ki. Gitmiyorum. Usta bunun tarifini verir misin? Tabii ki. Ama bak böyle aşamalı aşamalı. Anlatın böyle hızlıca. Tamam. Ne yapıyoruz? 1,5 kilo mısır unu, tamam. Ekmeklik, evet. 250 gram beyaz un, tamam. Böreklik un, 1 kilo pırasa, 1 demet maydanoz, 1 demet dereotu, 1 demet taze nane, 3 başta kuru soğan, tuz. Bunları? Sıvı yağ. Bunları hepsini hamur şeklinde karıştırıp tepsimizi tereyağıyla altını yağlıyoruz. İçine koyuyoruz, bu şekilde dilimleyip bunun ekşime falan olayı olmadığı için direktmen 200 derece fırında pişiriyoruz. Kabartma tuzu var mı? Hayır, asla. Hiçbir şey yok. Hamsi şey. Var. Hamsi var. Doğranmış hamsi mi, iri iri mi? Ayıtlamış, kılçığını çıkarıp ondan sonra ikiye bölüyoruz hamsileri. Yani bir hamsi süper. 4 parça bir olarak. Bir daha hızlıca söyleyelim. Şöyle aşama aşama usta, belki kaçıranlar olmuştu. Böyle not alsın. Bakın bunun tarifini veriyorum. Çok güzeldi. Ben yedim biraz önce de. Ölçümüz şu tepsi, baklava tepsisi. 1,5 kilo mısır unu, 250 gram beyaz un, tamam. 1 kilo hamsi, evet. 1 kilo pırasa, evet. 1 demet maydanoz, 1 demet dereotu, 1 demet de taze nane. Bunların hepsini yoğuruyoruz. 3 başta soğan, kuru soğan. Küçük doğranmış. Piyaz. Piyaz, tamam. Evet, ve tuz. Pırasa da var, her Tabii şey ki. Var. Birazcık da sıvı yağla bunları hamur halinde hepsini yoğuruyoruz. Tepsiyi altını tereyağı sürdükten sonra boca ediyoruz. Ve bu şekilde dilimleyip 200 derece fırında Kabartma pişiriyoruz. Kabartma tuzu yok, Asla, pardon, kesinlikle yok. Beyaz un. Beyaz un 250 gram. 250 gram söyledik. 1,5 kilo mısır una, 250 gram beyaz un. Hepsi Süper. Bu kadar. Süper, bunu yapıyoruz. Bakın ekranda da görüyorsunuzdur şu an. Onu böyle yoğuruyorsunuz, tepsinin dibine tereyağı 200 derecede pişiriyor musunuz? Biz şimdi Rukiye'ye geçiyoruz. Ondan da kuymak yapacağız, burma tatlısı yapacağız. Bir şeyler yapacağız efendim. Ahmet Usta çok teşekkür ederim. Rica ederim. Elinize kolunuza sağlık. Çorbaları yaptınız. Kaygınaları yaptınız. Elinize kolunuza sağlık diyorum. Biz diğer tarifimize geçiyoruz efendim. Peki. Ben sana öyle bir
efendim. Böyle yemek arasında, yemeklerimizi de pişerken Erdal Bey'le şu Beylerbeyi'nde bulunan Trabzon Derneği'ne, Kültür Derneği değil mi? Yanlış Kültür söylemiyorsam. Derneği. Bir gezelim dedim. Çünkü orada ben Temel Fadime gördüm. Ondan sonra Serender, güzel... Serender gördüm. Serender bir evdi değil mi? Şu ev. Orayı gördük. Onları şimdi size geze geze göstereceğiz. Şöyle bir çıkalım. Şöyle. Trabzon Kültür Derneği. Aha. 60 senelik bir dernek. Evet. Biz 1987 yılından beri buradayız. Tam Boğaz Köprüsü'nün altındayız. Evet. Boğaz Köprüsü'nün 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde evet. Anadolu yakası indiği zaman 125 basamakla inerse bizim buraya gelirse. 125 basamak. Hadi bakalım bizim de burada basamaklarımız var Erdal Bey. Şöyle bir buyurun. Geçelim. Evet efendim. Biz doğa içerisinde bir yerdeyiz. Asansöre bindik. Şöyle biraz gezdik. Beylerbeyi'nde Kültür Derneği, Trabzon Kültür Derneği'ndeyiz. Yanımda da Erdal Bey var. Böyle yemek molasında, böyle yemekler pişerken biraz bu doğayı da size gezdirmek istedim açıkçası. Burası Küçük Karadeniz diyorsunuz değil mi? Küçük Trabzon. Trabzon, Küçük Trabzon. Küçük Trabzon, yok Karadeniz yani İstanbul'daki Trabzon. İstanbul'daki Trabzon. Orada asansör var tam böyle Karadeniz için. Vaz işi yani. Biz yürüdük. İnerken indik. Biz tersini yaptık. Aslında çıkarken binmemiz gerekmiyor muydu? Ayrıca biz yaylaya çıktığını farz et. Şu an ben yaylaya mı çıkıyorum? Yaylaya çıkıyoruz. Topuklu ayakkabılarla yaylaya çıkan sunucunun dramı efendim. İstanbul kızını yaylaya çıkarıyoruz. İstanbul kızı. Ya annem Trabzon'dan şimdi. Ama İstanbul kızı sayırsın. Evet hep burada doğdum büyüdüm. Şurada sağda Temel ve Fadime heykellerimiz var. Bir gösterelim izleyicilerimize. Burada Temel'le Fadime var. Bir de çocukları. O da omuzlarını almış. Yani Fadime'nin çocuğu zaten yayla yolunda devamlı sırtında taşır. Temel de ağadır. Elinde tesbihi vardır. Tesbihiyle beraber Temel önüne gider. Hanım arkasında bebeğinle beraber. Bazen de yükünle beraber yaylaya çıkar. Hadi bakalım şimdi. Biz biraz daha yukarı çıkalım. Çünkü çok gösterecek şey var. Evet. Yemekler de pişiyor bir yandan. Yola revan olduk. Dikkat edelim. Yaylaya çıkıyoruz. Yaylaya çıkıyoruz. Yayla yollarımız biliyorsunuz. Yaylaya çıkıyoruz efendim. Bilseydim diyorum ya. Vallahi çıktık buraları. Yaylaya çıktık. Yaylaya çıktık. Evet. Trabzon'un yaylalarındayız efendim. Bir de Serender evimiz var. Bu Serender evi Ayaklı'dan getirdiniz. Evet. Yani benim köyümden. Evet aynen. Değil mi? Bunu oralarda hani Trabzon'da bu ev ne için kullanılıyordu? Bu ev buzdolabı olmadığı yıllarda soğuk hava deposu gibi kullanırdı. Mısırımızı, buğdayımızı, arpamızı, fasulyemizi, peynirimizi, tereyağımızı bunun içerisinde depo olarak saklanırdı. Biz o zaman ne yapalım? Biraz içerileri gezelim mi? İçerileri gezelim mi sevgili izleyicilerimiz? Ha? Hem içerilere gidelim bir yemekleri de bakalım pişmiş mi ne olmuş. Hadi, hadi gezmeye devam edelim. Tamam. Ama siz gezin bu sefer. Ama bu ev için 200 senelik. 200 senelik. Yani bu ev 200 senelik dedi. 200 senelik dedi. Ay hakikaten ya çok güzelmiş. Ağustos'un sıcağı senin gibi yakmıyor. Ağustos'un sıcağı senin gibi yakmıyor. Şimşekleri çakmışım kafamı da takmışım. Seni gördüm anladım sevdalı uşakmışım. Bir laf olsun dokunsa bir de gözlerim baksa. İkimizin romanı satır satır okunsa. Şimşekleri çakmışım, kafamı da takmışım. Seni gördüm anladım, sevdalı uşakmışım. Bir laf olsun dokunsa, bir de gözlerim baksa. İkimizin romanı satır satır okunsa. Evet sevgili izleyicilerim, Rukiye'm geldi. Rukiye'mle birlikte böyle birazcık oynadık. Hamsileri oynattı o. Ben de onu izledim. Arada tabii ki ona eşlik ettim. Rukiye'cim. Şu anki şefim Rukiye. Rukiye ile birlikte güzel tarifler hazırlayacağız sizinle. Rukiye'cim nasılsın tatlım? Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? İyiyim. Soyadın neydi? Şimşek. Rukiye Şimşek. Evet. Şimdi hamsili mısır ekmeği yapacağız. Malzeme listesi gelsin mi? Hadi gelsin. Gelsin. Sonradan baklavalar geliyor. Benim aklım baklavada kaldı şu an. Bence de lezzetine doyamayacaksın. O şey mi? Ne baklavası yapacağız bu arada? Koca karı gerdanı. Koca karı gerdanı. Evet. Koca karı gerdanı yapacak. Karadeniz'de öyle. Ama biz burada menümüzde Trabzon burması diye de geçiyor.
kibarlaştırdınız. Evet, biraz kibarlaştık İstanbul'da olunca. Evet efendim, Karadeniz vurma tatlısı yapacağız ama normalde Karadeniz'de koca karı gerdanı diyorlar. Evet. Allah'ım yarabbim, kırışmış mıyım? Başladım kırışıklıklar. Başlamış mı Rukiye? Yok. Maşallah. Maşallah. İyi o zaman bari. Yaş artık oldu 38 yani. 37-38 yaşımı da soyadım. Ne yapayım artık, bir şey olmaz. Hadi o zaman başlıyoruz. Malzeme listesi gelsin Rukiye'cim. 1 kilo kadar unumuz var. Mısır unu. Hı-hı. Çok az. Beyaz un katacağız. Hı-hı. Tuz, şeker ve hamsi. Hamsi. Evet. Hadi başlayalım. Su. Evet. Ölçüsünü göz kararı mı yapacağız? Ya biz genelde suyun göz kararı yapıyoruz. Hamur kıvamına göre su ekleyeceğiz. Tamam. Kıvam nasıl olacak peki Rukiye'cim? Çok cıvık olmayacak. Hı-hı. Yani kulak memesi kıvamında diyebiliriz. Tamam. Bir yemek kaşığı katıl un katıyoruz. Doğuruz. Katılmasa da olur. Horondal olan kızar, horoncuları sürçer. Horondal olan kızar, horoncuları. Hamsili mısır ekmeği yapıyoruz. Hem de tavada yapacağız efendim. Fırına gerek yok. Ormanda mısınız? Ormanda bile pişer değil mi usta? Pişer. Pişer çünkü tavada. Hani fırına falan tavada gerek ateş, yok. Ateş, tava, yağ. Başka bir şey yok. Ateş, tava, yağ ve malzemeler efendim. Evet. Kıvamı, kulak memesi kıvamı dedi. Yumuşak evet kıvamı. Çünkü piştiğinde de biliyorsunuz soğuduğunda hemen sertleşen. Evet, hemen sertleşiyor. Sıcak yemek lazım, çıtır çıtır. Ay. Vallahi hamsi koliyi yedik, çok güzeldi. Evet, tavaya az bir sıvı yağ koyup pişireceğiz. Şekil vereceğiz. Süpersin Rukiye Usta. O zaman artık dinlenmeyi alıyor muyuz? Evet. Teşeyi alıp pişirmeye geçiyor muyuz? Evet. Pişireceğiz efendim. Rukiye sonra ne yapacağız seninle? Bir hamur daha var. Ne yapıyorduk? Tatlı hamurumuz var. Ay hadi yapalım artık. Tamam. Kuymağı da sen yapacakmışsın bu arada. Kuymak yapacağız efendim. Trabzon kuymağı yapacağız. Şimdi de koca karı gerdanı vurma tatlısı yapacağız. Ay, evet efendim, şimdi tatlımıza geçiyoruz. Tatlımız da geldi, daha doğrusu yapılmışı vardı önden. Bunu da dayanamadım, sizler için getirdim efendim. Tadına baktık hepimiz. Birazdan bir tane daha yiyeceğim. Ne yapıyoruz şimdi? Burma tatlısı değil mi Rukiye'ciğim? Hayır. Koca karı gerdanı. Ne? Koca karı gerdanı. O hala koca karı gerdanı diyor. Sen bana mı laf söylüyorsun? Biz Trabzonluyuz. Neyse onu söylüyoruz. Ama durun. Ben size bir göstereyim koca karı gerdanı nasıl kırılır. Nasıl yani? Gerdanı da mı kırıyoruz? Evet. Böyle kırıyoruz. Ay şuna bakar mısın sevgili dizim? Bunu yapacağız şimdi. Görüyor musunuz? Koca karı gerdanı. Koca karı gerdanı. Evet. Ama lan söyle bana. Estağfurullah. Gelsin malzeme listesi. Trabzon burma tatlısı. Fındıklı evet olacak içerisi. Evet. Diğer adıyla koca karı gerdanı. Başlayalım usta. Önce malzemeler. Tamam. 300 mililitre. Evet, süt. Sütümüz var. Sonra? 2 adet yumurtamız. Tamam. 1 yemek kaşığı sirke. Bir fiske tuz atacağız. Hı-hı. Yani böyle çay kaşığı kadar. Tamam. Falan. 50 gram kadar tereyağımız. Hamuruna değil mi bundan? Evet. Bir de? Bir çay bardağı sıvı yağımız. Bir de unumuz var. Su da var. Un. Su çok az katacağız. Tamam. Buraya bardak da koyduk ama az. Bu da içi için sanırım. Evet, o iç malzemesi. Peki şerbeti için ne kullanıyoruz? Birebir ölçü. Böyle bir tepsiye. Hı-hı. 1 kilo şekeri, 1 kilo su yağı. Tamam. Limon. Hadi başlayalım o zaman. Hadi izleyicilerimiz, bizim burma tatlımızın
Hamuru hazır. Şimdi biz onu dinlendireceğiz. Ne kadar dinlendireceğiz? Bir saat dinlendiriyoruz. Bir saat dinlendiriyoruz. Yarım saatte, zaman olmayanlar için yarım saatte dinlendirilebilir. Tamam, bir saat dinlendiriyoruz. Sonra açacağız. Neyle açacağız? Unla mı açıyoruz? Nişastayla. Nişastayla. Nişastayla açıyoruz. Buğday nişastası. Fark etmiyor. Mısır nişastası da olur. Sonra fındık serpiyoruz. Şeker evet. Var mı fındığın içerisinde? Yok. Sadece fındık serpiyoruz. Evet, sadece fındık. Ve birebir ölçülerde böyle bir tepsi için ne kadar şerbet kullanıyoruz? Birebir. Yani bir kilo şekere, bir kilo su. Hı-hı. Yarım limon. Yarım limon, evet. Kaynatıyoruz. Evet. O da şerbetimiz. O zaman ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bunları açmaya gönderiyoruz. Açacağız, bir güzel böyle buracağız. Burma yapacağız. Gerdan yapacağız. Kız seni var ya. Gerdan yapacağız. Sonra kaç derecede pişiriyoruz? 180 derecede. 180 derecede. Önce de ısıtılmış fırında pişireceğiz. Ve diğer pişen yemeklerimizle birlikte sofraya geçeceğiz efendim. Rukiye'cim teşekkür ederim tatlım. Rica ederim. Hadi bakalım sen şimdi git. Git bunları bir güzel böyle aç. Bizde hazırı var ama bir de izleyicilerimiz görsün. Tekrardan yapalım efendim. Bütün lezzetlerimizle sofrada buluşalım.